أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Allah gece ve gündüzümüzü mübarek eylesin inşallah. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Sufyanlardan, deccalların şerinden, sisteminden, medyasından vesaire tesir vasıtalarından bizi sevenleri, çoluk çocuklarımızı hüsemin eylesin. Hafız ismi hürmetine. Allah duyarlı ve böyle farkındalığı olarak yaşatsın inşallah bu konuda. En kısır bir dönemden geçiyoruz. Onu da bilin. Ben 75'te asker lisesinde okuyordum. Asker lise ortaokul okuyordum. Hasköy, Kasımpaşa ile ilk terörün silah attıkları yer. Çatışmanın olduğu okuldaymışız da sonra öğrenmişiz. O dönemleri yaşadım, 80'i yaşadım, ihtilal 28 Şubat'ları yaşadım. Dönemleri yaşadım yani. Bilerek yaşanmış bir hayatımız vardı. Bilerek söylüyorum. Böyle bir verimsiz dönem görmedim. Maddi ve manevi verimsiz bir süreç görmedim. Bu da doğumun son durumu. Sufyaniyetin 4 devresi var, son devre. Son devrenin son şeyi. Niye böyle oluyor diye şey yapmayın, meşgul olmayın. Bunlar hep şey için söyledim. Tutunduğunuzu doğru zannettiğiniz değil de doğruluklarımızı doğrulattırdığımız değişmez prensibimiz, kaynağımız olan Kur'an, sünnet, icma, kıyasın bu asırdaki ifadesi olan Risale-i Nur'a göre doğrularımızı doğrulattırmışız. Bırakmayacaksın, tutunmuşsun buna. Buna sakın gevşetme. Böyle bir kısır dönem görmedim. Yani lakayt bir şey, insanlık dünyasında böyle olmakla beraber gir içeriye daire. Müslümanlarda da, Nur camiasında da, bizim beraber hareket ettiğimiz arkadaşlarda da böyle. Böyle bir lakaytlık var, bir vurdum duymazlık var. Allah, Allah'lık yaptığını unutuyoruz. Burasını burası zannediyoruz. Bir şeyler, lügatı biliyorsak, falan konu falan yerde geçiyordu biliyorsak, biz zannediyoruz ki o olduk. Oysa bir üzerine bindirilmiş, giydirilmiş elbiseler var üzerimizde. Her şey akıl ve mantık değildir, para değildir. Her şey, hani demiş ya adam, her şeyi parayla alırım diyen adam, her şeyini parayla satabilen adamdır. O karakterdedir. Sistemi öyle çalışıyor. Her şey paradır diyen, parayla olur diyen adam, parayla her şeyi yapan adamdır. Değildir işte öyle. Siz olun beraber arkadaşlar, tutunduğunuzu bırakmayın. Doğrularınızı doğrulattırdınız ki bu asırdaki temsilcisi Risale'nin, tutunun lafla değil, eylem dönemi. Az kaldı, bilerek söylüyorum. Bir süreçtir, doğumun son şeyidir, evresidir. Bu dönem bitecek ama muhtemelen şöyle bir ihtimal de var, bayağı ciddi bir ihtimal. Maddi ve manevi bir kıyamet kopmazsa, yani kopmaya doğru ihtimal fazlaya doğru gidiyor. Fazlaya doğru, yani ihtimal küçümsenmeyecek bir seviyeye geldi. Yani maddi bir kıyametin kopmasına. Sistem kainatın kuruluşu küre-i arzdır. Küre-i arz da insandır. İnsan kayyumudur. Onunla kıvam bulur. Şöyle diyeyim. Bir şey olduğu zaman dünyada
kendimi suçlu hissediyorum. Çünkü okumamışım fazla. Veya tefekkür etmemişim ki meleği ağlardan böyle bir muamele cereyan etti. Kendimi böyle şey yapıyorum. Bir şey oturduğunuz zaman muhatap ilahi olduğumuzu ve rahmet ilahinin çok kişiye bakmıyor. Bu tür muhatabiyetlerin varlığıyla devam ettiğinin şuurunda olmak lazım dünyanın. Üç tip model var insan. Haricin tesiriyle, harici ölçü yaparak yaşayan, ne derler, ne nasıl bakarlar diye giyinir, yapar, alır. İkinci bir model, harici iç nazarı almaz, içinde ne doğarsa onu yapar. Birisi ifrat, birisi tefrit. Vasatı dendir, dendiği gibi yapmak. Hiçbirisini ihmal etmemek. Yani, bak bir daha söylüyorum, doğrularımızı doğrulattırdığımız Risale-i Nur ölçülerinde tutunduğumuzu tutunun fiile. İddiayı geçme artık o. Sen çok iyidir. O ben falan yere bağlıyım, ben falan yere aitim. Aidiyete, aidiyetim var, aidatımı da diyorum. Değil o. Sakın bırakmayın, bakın bilerek söylüyorum. Bazı şeyleri diyemiyorum. Ama böyle. Bu kadar kısır bir dönem görmedim. Ben hiç olumsuz sevmem. Olumsuzluk yok zaten. En bereketli dönem, en olumsuzluk dönemdir. Böyle bir şey. 80'li. Yani Müslümanların çürütüldüğü dönem şimdi. İnsanlık zaten, insanlık denen bir şey yok yani. Beşer var. İnsanlık denen bir şey yok. Yani insan ismine layık değil yani. O leş olmuş, leş. Vitrindeki et. İnsanlık denen bir şey yok. Ahir zamanda Adem Aleyhisselam bile sığınmış ahir zamanda. Müslümanlardan bahsediyorum, gene Müslümanlardan bahsetmiyorum. Müslümanlardan bahsediyorum, onlardan da bahsetmiyorum. Beraber hareket ettiğimizden bahsediyorum. Ben kendi ayağımla mesulüm. Kendi elimle, gözümle mesulüm. Yani böyle bırakmayın, lakayt olmayın, ciddi olun, disiplininizi bırakmayın. Yani yaşantınızdaki doğruları sakın bırakmayın. Ne olacak deme yani. Yani bunlar ne olur deme. Yaşantından taviz verme. Maddiyatından gitsin. Yani derslerinize sahip çıkın, kendinize sahip çıkın. Bu tür derslerin muhatap ilahi olmanın nimetinin zevkini yaşayın. Yani Allah muhatap etmiş, etmese bir nevi huzura kabulün olan bu dersler huzura kabul edilmezse bilin, bilelim arkadaşlar ki Allah elimizde de almaz. Devamlı endişem bu. Yani acaba son nefesimize kadar şey yapacak mı? Yani şöyle Yasin oturup öyle baktığımız zaman illa kendin için okumadığını bil. Bunu okuduğumuz zaman Mevla-i Ala sakinleri, Cenab-ı Hak seyrediyor, Esma hükmünü icra ediyor, ahirete sermedi manzaralı oluyor, ruhaniler seyrediyor. Bu hava bedene bakan tarafı nefestir ama akla bakan tarafı, kalbe bakan tarafı farklı. Burada her şey, bu taraftan biraz şey oluyor ama arabanın şeyi gibi, sisli camı gibi. Dışarıdan içeri gözükmüyor ama içeriden hepsi seyrediyorlar sizi. Hepimizi seyrediyorlar. Hepsi gözüküyor yani. Hepsi her yerden bakıyor. Evet. Bu şeyi sakın bırakmayın doğrular. Tutunduğunuzu bırakmayın. Fiilen ama. Fiilen. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dima dersimiz 169. Tepecik'teyiz. Bugün 15 mi? Evet. 15.08 Ağustos 2021. Tepecik'teyiz. Mekanımız o. Dima dersimiz. Akılla bugün devam edeceğiz. Niye zikzak yapıyorum? Daha önceki derslerde de söyledik. Zikzaktaki kastım şu. Kah zihin yapıyoruz. Kah emir, evamir. İmkan, Adem,
Yani bir tarafa gidip de bir yasa gidip sonra zihin okusak, aa bu böyleydi ya, akla bir daha geri dönelim. Olmasın diye. Giderken zihine de bakıyoruz. Sonra emire bakıyoruz, sonra akla bakıyoruz, sonra Adem'e bakıyoruz, gene akla dönüyoruz. Yani bir daha o gözle batmamak. Mesela zihin okurken akıl okuyoruz, akıl okurken Adem okuyoruz, imkan okuyoruz, böyle harmanlıyoruz. O bakışta bakmak. Adem'le akla bakmak. Adem'le zihine bakmak. İmkanlı Adem'e bakmak. Akla bakmak, böyle harmanlıyoruz. Bir daha geri dönmeyelim diye. O gözle bakmayalım diye. Bunu Müştabi'den öğrenmiştim. Onunla alakalı şeyleri bütünsel bak. Bir de geri dönme. Yani dönersin diye. Şimdi nerede kaldık? Size gönderdim sayfa. Defter 28. defter 71. sayfa Kastamonu 215. Düşündüm arkadaşlar, bu aklı bir cümle yapsam, plasa yapsam kıyamadım. Yani ezber gibi olur hükümleri okumak. Daha önce de biraz da bahsetmiştim. Şudur, isterseniz bakın Kastamonu 215 defterin 71. sayfasına diye, öyle yapamadım. Çünkü altını doldura gidelim nasıl? Bu temeldir. Ömrümüz aklı veya dimağı işlemeye yeterse gerisini artık ahirette yaparız. Yani ezmeyelim şu şeyleri. Kıyamadım yani. Yoksa çok rahat bunu yapabiliyorsun. Emir öyle yaptım. Evamiri tekvini öyle yaptım. Emri tekvini öyle yaptım. Şimdi Adem'i yapayım dedim dün. Yapamadım, kıyamadım yani. Onu yapıyorsun, bunu niye yapamıyorum? Yapamadım. Çok garip yani. Alabalık gibi. Alabalık bilirsiniz, değerleri gibi değil. Çok yağlıdır. Tuttuğun zaman lap diye atlar. Buradan çıkar, her yerden kaçar. Tutamazsın ya. Yani. En yağlı balık. Biraz zekaveti vardır. İntihar eden balıktır. Sıcak yere atarsanız havuzdan aşağı kendisini dışarı atar, ölür. Öldürür kendisini. Orada ölmeyi beklemez. Dere böyle. Aşağı, sıcak olduğu zaman yukarıya gider. Yukarıda da eğer kesmişsen, heyelan olmuş veya birisi kapatmışsa, sıcak dışarıya atar kendisini. Çayırı atar, ölür. Biz çok toplardık dışarıda. Böyle bir şeydir. Akılda sanki alabalığa benzetiyorum. Yoksa kendisine sarar. Sarmalar. Kastamonu 215. Yani Adem'i geçen hafta şurada onu ben size hulasa edeyim. Çok da ilginçti. Çok psikolojimize yardım ettiği için, Adem değil konumuz ama geçen haftanın sonu onu konuşmuştuk. Evet. Fırak ebedi, fırak bizim dışımızdaki şeylerdir. Bizden ayrılmasıdır. Farkındalığımızı oluşturmuş. Oluşturmamışsa fırak olmuştur. Oluşturmuşsa fark alemi olmuştur. Fark alemi. Bu fırak bizim pergeli biz kendimize koyarsak haricimiz. Ayrılmalar. Bu ayrılmalar farkındalığımızı oluşturmuşsa fark alemine mazar olmuşuz. Bir de hicrani, la ezali. La, o da ezeli ama bitmiyor yani böyle. La tersini yapar. Hicran, bu da bu bizden ayrılan fırakların bizde yaptığı acı, hicra, bizi yakıyor. Bizi yakınca yakmaması la ezali. Ama şöyle yakıyor. Azalarak yakmıyor. Çoğalarak yakıyor insanda. Mesela belki diyelim ki tarihinizde bir ay yaşamışsınız bir dostunuzla, 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 1 sene. Mesela eşiniz de ya, 2 sene evlilik kaldı, 3 sene, 5 sene. 30 seneden beri unutamıyor. Bu hicran. Eşle beraber yaşamak firak. 1 sene, belki de 10 seneni hala içine aldı. Bu hicran. Şimdi
haricimizdekiler bizdekileri de aktif ediyor. Bundan kurtulmak çok zor. Kısacasını anlatayım. Burada akıl okuyacağım. Geçen haftayı özetlemek için. O zaman ne yapacağız diyor ustad. Firaka hicranı, hicranı da firaka musallat etmek. Yani beni, benim haricimdekileri benle, beni de onunla harmanlayıp anlamlandırmak yapsak bile olmuyor, kurtulamıyoruz. Yakıp yıkıyor. Sebebi nedir diyor. Kendine vücut verdiğin için vücudunda Adem, Adem'in de vücut vardır. Adem-i mutlakı ikisine musallat ediyor. Ne demektir? Seni yakıyor o şey. Seni yakıyor. Sen var mısın ki yanıyorsun? Adem-i mutlakı burada kullanıyor. Gördüm şu anda da sanki o bu manada gidiyor. Bu işte o. Bakıyor işte yaprağın şey yapması, bütün eşya, etrafındakiler kaybolması. Sonra dönüyor kendine de bakıyor. Ondan bakıyor. Sonra ayet imdada yetişiyor. İmdada yetişiyor. Aynı şeyde de kullanıyor. 26. Lema İhtiyarlar Risalesi'ne. Yâme yecelü vildâne şîbâ. Çok bunu beni meşgul eden ayetlerdendir. Yani Risale'de geçen ayettir biliyorsunuz 26. Lema. O günler ki çocukları da ihtiyarlandırdı. Adem-i mutlak ne işimize yarıyor? Diyor ki senden ayrılanlar sana azap veriyor. Sen yoksun ki diyor. Bunlar ne olacak diyor. Yani mevcudu hakikat hayal mı kabul edeceğiz? Esma hükmünü icra et diyor. Sen de vasıta olursun. Vesilelik cihetini alırsın. Sen vazifen bu değil aslında diyor. Zat-ı aynı olmak. Bir an yaşamak. Bir an ona muhatap ile olmak yetiyor. Adem-i mutlak bu işe yarıyor. Bir tanesiyle. Bu işe de yarıyor. Adem-i mutlak bu işe derken zatı göstermek için hani geçen hafta demiştik kainatta Adem-i mutlak yok insanda var. Neye benziyor dedik kıyas için? Kainatta zatı ile yok sıfatları ile var olduğu gibi insanda zatı ile var kainatta zatı ile yok. Aynı bunun gibi. Peki insanda nasıl zatıyla oluyor? Çünkü Adem-i Mutlak'ı var. Adem-i Mutlak bir sebebi vücut değildir. Yani vücut olmaz. Vücut bir mahlukatın şeyini gösteriyor. Yani enfusi. Vücut zat-ı sıfattadır. Evet yani buna fakat şuuna tatta zat da olabiliyor. Adem-i Mutlak zatın taayyum ve teşahhus etme sebebi. Onun için insanda var, kainatta yok. Olmayan olan gibi. Olmayan olan gibi. Yani vücudun arkasında bir şey düşünmem. Yok olan, yok var olan yani gibi. Yani diyorduk bu nasıl oluyor? Adeta sır insanın şeyi işte. Zeminsiz zemini mi? Devam ediyoruz tabii. Olmayan şirkin insanda olması gibi olmayan Adem-i mutlakın da insanda olması. Harika. Olması. Şirk, Allah'ın şirki yok ama insanda var. Bu Adem-i mutlak oluşturuyor. Kainatta şirk yok. İnsanda var. Kafasızın kafası diyor ya. Ha gibi. Kafiri ki o yani her ahiretin olmaması yok. Hep bu Adem-i mutlak. Adem-i mutlak mı? Adem-i mutlak. Zaten öyle diyor. Adem-i mutlak sırrı insaniye bakar demiştim. Adem-i mutlak da onun Adem-i mutlak olunca Adem'i sırf Adem'i Adem'i hep barındırıyor. Üniversite diploması gibi. Yani sırrı insani tarafı insanın Adem-i mutlağa bakar demiştik öyle bir. Evet, evet, evet ama kafir de ona bakmasın. Kafirin Adem-i mutlak itibar şey olarak sistem itibariyle var. Tazamun etmiş ama iptal olmuş onda. Adem-i mutlakı yok. Onda Adem var ya. Yani. Yani şey dedik mesela üniversite diploması adam yani diyelim birisine var, ortaokul lisede var ya. Herkeste üniversite diploması var insan olmak. Adaydık. Kafirde de vardı bu. Ama İptal olmuş adamda. Ne çalışıyor onda? Adem-i mutlak çalışmıyor. Onda kainatta Adem-i sırf o bile çalışmıyor. Adem çalışıyor adamda.
Yani Adem çalışmasın. Şey Adem mutlak çalışmasın. Büyük nimet yani. Evet. Anladın mı? Yani bu inceliği Adem mutlakın aktif olması çok şükür yani. Beşer sistemin aktif önemli. Beşer yapan seni bu saat. Yani sırrı insanı aktif eden yani. İnsan yapan. Hani meşgul oluyor, şey yapıyordu ki böyle. Eneği almış. Kim almış? Sırrı insan. Nasıl olur ya insanda böyle bendeki o? Ya da zıttı gibi olabilir mi? Hani Adem mutlağı müsbet manada çözen ya da anlayan sırrı insaniye mazhar oluyor. Çözemezdi, küfür mutlaka düşüyor. Ha, onun gibi, aynen öyle. Yani artık bunu hamurlayacağız. Yani herhangi bir sonuca varmadık daha Adem'e çağırıyor. Daha Adem dersleri devam ediyor. Sonuç şudur demiyoruz. Ama niye geçen hafta iki defa ders oldu? Atölye, bir mutfak çalışması yapmak istiyoruz. Yani böyle. Ortaya atıyoruz. Ondan sonra kaçıyor. Şeyde Adem mutfakta... Hasan abi. Ha. Efendim abi. İdam ebedi, peki hangi Adem'e koyarsınız abi idam ebediyi? İdam ebedi, bu Adem mutlakta olmaz o. O çok düşük seviyedir. Çok düşük seviyedir. Kafirde var o. 142 sözlerde var ya. Hapsi müferit, hapsi ebedi, idam ebedi. Bu hep Adem'in içinde. O basit mertebe. Yani basit derken, Adem'i mutlaka göre idam ebedi. Çok basit. Kafiri diyor, Adem'i idam ebediyle mahkum eder diyor. Peki abi ahirette Adem'in mutlak var mı? Yok, hep insanda olacak. Hiçbir yerde ahiretin şeceri katı yok. Çünkü kafir de hiç olmayacak yani. Adem mutlak hiç olmayacak kafir. Şeyde cennette cehennemde de olmayacak onda. Resulullah'ın şey diyor, dünyanın akıbetini, dünyasının akıbetini küfür sayıkasıyla Adem mutlak olduğunu tevehhüm eden adam için de terk-i lezaiz evladır. Ha, bu kime? Sana bakıyor. Tevehüm eden insan. Biz. Çünkü o lezaizin zevaliyle vukuğa gelen hususi ve mukayyet ademlerden Adem-i Mutlak'ın elim elemleri her dakikada hissediliyor. Yani hissediyor. Bunu kim hissediyor? İşte var o. Bize hitap ediyor bu. Adem-i Mutlak yok diyor. Var işte hissediliyor diyor. Kimde? Yani insanda var. İnsanda var. Beşerde yok. Var ki sen hissediyorsun. Sen şey yap, uğraş. Bekleyen var. Nasıl bekleyen var? Yani beşerde ayrı, insanda ayrı. O bize söylüyor ya yani, Mesnevi'de. O hissediliyor. Kimde hissediliyor? Kafir gene Adem'i hissediyor aslında. Adem'i hissediyor. Adem mutlaktan daha çok haberi yok. Yok. O nerede o? Ama biz onu değerlendirdiğimizde yani bir şekilde Müslüman ya da şey küfür Adem mutlakın olduğunu sırrı insanisiyle anlıyor. Onu anlar. Fuat Aydın, sesini kapa sevgili kardeş. Şimdi bu söylediğimiz var ya gene, sonuç daha değil. Sonuç değil, nedir o? Harmanlıyoruz. Çalışmam devam ediyor. Ama nereye kadar geldim? Muhakemattayım. Muhakematta Adem 64 tane geçiyor. Kastamonu'da 8 tane. Muhakematın 3'te 1'ini bitirdim. Bütün Ademlere bakıyorsunuz. Tabii kesinlikle. Kesin hiç üşenmeden. Bu 29. Lemay Arabiye'de bakayım, unutmayın. Bakacağım onu. Mesnevi Nuri'yi bitirdim. Kalı Mesnevi'yi bitirdim. Tercümesinde Adem sıfırdan bahsediyor. Mesela şeyde muhakimattan önce neydi? Sikidiydi. Emir Dağı'nda galiba. Adem'i sıfa kaçamaz diyor. Boşuna uğraşma diyor. Adem'i sıfa kaçamazsın. Adem mutlak. Zaten adamın dünyasında yok. Hatta benim diye Müslümanın dünyasında Adem mutlak. Kim de var? Kim de aktif oluyor? Sırrı insani. Bu enaniyet, emanetten fark eder. Bizim de muhtemelen konuştuğumuz şey. Tabii canım. Fikir bunlar. Daha harmanlıyoruz. Bile varamadık bile. Yani anladığımızı nasıl anlayacağız? Konuşamadığın zaman. Oturup konuşmayacağız. Beraber. Konuşamayacaksın. Tamam diyeceğiz. Yani orada kelam yok ki. Ama
Ama şeydir, o adem-i mutlak herhalde Allahu alem kısmen açılırsa o ükdeler, düğümler açılıyor. Herhalde miracın oluyor yani. Miracın oluyor. Miraç oluyor. Yani Miraç Ekberi, Miraç Ekberi en zirve mertebesi bunun herhalde. Zat ya. Müslümanın işte cennette Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar ancak bu sıfatıyla olacak. Başlıyoruz akıl. Bismillah. Kastamonu 215, defter 71, Meclis-i Nurani'ye gönderdim. Telefonunuza bakarsanız görürsünüz. 16. söz gibi eksel parçalarında hakaik imaniyenin yüzer tılsımlarını keşfe izah edip, bak hakaik imaniyenin yüzer tılsımlarını, tılsım deyince sırrı da unutma, keşfe izah edip aklı inkardan ve tereddütlerden kurtarmış. Aklı inkardan ve tereddütlerden kurtarmış. Tılsım. İşte bu hakikat içindir ki bu çok usandırıcı ve dehşetli zamanda, hani dersin mukaddemesini yaptık ya, bir nasıl bir zaman? Usandırıcı abiler, dehşetli. Bak usandırıcı, çok usandırıcı, dehşetli bir zaman. Nasıl anlarız dehşetli olduğunu? Dehşetli olmadığını zehabine kapılarak. Neresi dehşetli ya? Şu yemek yiyoruz. Derse geliyoruz. Kitap okuyoruz. Çay içiyoruz ha? Namaz kılıyoruz. Namaz kılıyoruz. Kimse karışmıyor. Kebap kimse yapıyoruz. Sana karışmıyor ha? Kebap yapıyoruz, yiyoruz. Yiyoruz zaten. Tamam. Acayip bir şey ya. Bu açıldığı zaman bu sır. Yani şu anda uykudayız. Allah Resulü'nün tabiriyle aleyhissalatü vesselam. Acaba uyanınca ölümümüz nasıl olacak? Ölüm anı. Uyanınca nereye uyanacağız? Uykudan uyanınca nerede nereye doğacağız? Çok tuhaf ya. Garip şeyler bizi bekliyor. Yani nereye uyanacaksın? Beşer bunu hissetmiş ki sanaldayız diyor. Öyle filmler falan diyorlar ya. Bunu hissetmiş. Hissetmiş değil de Müslümanlarla Afganistan, İran, şunlarla böyle işgal ettiklerinde bu öğretiyi İspanya'daki Endülüs devletinden böyle kaptıkları şeyle onu çoğaltmışlar. Film yapıyorlar. Ve eski klasik eserleri gelip burada oturuyorlar kütüphanede. Bir bu işten anlayan bana da teklif etmişlerdi. 1992 veya 93 Beykoz'da bir adam geldi, Amerikalı. Türkçe biliyor. Tercüme ediyor. Görevli adam. Üniversite adına kitap klasik kitapları şey yapıyor. Türkiye'de klasik eserleri alıyor. Bu işten anlayanlara büyük bir fiyat veriyor. Mesai geleceksin. Günde 2 saat. Fazla da değil. Çok büyük bir para verecek. Ben okuyacağım diyor. Bu ne demektir bana Osmanlıca, Arapçasını veya sen bunda ne anlıyorsun? Bana söyle. İngilizceye çeviriyor. Amerika'ya gidip kitap yapıyor. Ve bizimkiler de bu yobazların kitabı mı okunur diyor. O bunu tercüme edip İngilizce bastığı kitabı Türkçe'ye çevirip piyasada vay be Amerika'dan geldi diyor. Oysa onların inançlarında, itikatlarında, imanlarında, kültürlerinde, anlayışlarında, felsefelerinde böyle bir şey yok yani. Ama nasıl böyle bir şey çıkıyor? İman etmediği halde bu adam iman etmiş gitti. Çoğusu da iman etmiş yapıyor. Bu bir temel olacak yani. Hristiyan dünyasında böyle bir şey yok ki. Bizden alıyor. Bizimkileri çevirebildiği kadar çeviriyor. İngilizceye bak bizi Türkçe'ye çeviriyor. Türkçe'yi çevirebildiği kadar İngilizce'ye çeviriyor. Kitap basılıyor. Bizim aydınlarımız, çok yüksek aydınlarımız o İngilizce'ye çevrilen kitabı Türkçe'ye çeviriyor. Bize de takdim ediyor. Turşunun suyunun suyuyla. Ondan sonra abi seninden bahsettiğin şu kitapta da böyle de var diyor. Onlar söylemiş aslında. Aslında onlar söylemiş.
Aslında onlar söylemiş. Ya. Şimdi dehşetli, usandırıcı bir zamanda, usandırmayacak bir tarzda çok tekrar ile beraber aklı başında olanları Risale-i Nur'la meşgul ediyor. Bu aklı başında olmak meselesini şöyle demiştik. Akıl serbest bölgeye ne kadar hakimse o kadar insanın aklı başındadır. Aklı başında olmanın alametinin biri de risalelerle meşgul olması. Yani kendi merak etmesi, farkındalığını uyandırması. Aklı başındanın alameti farkındalıktır. Bu çok önemli gençler. Aklı başında olan. Aklı başında olanları diyor Risale-i Nur kendisiyle meşgul eder. Aklı başında olmanın alameti merakla farkındalığının uyanması. Farkındalık. Yani ben insanım, ne yapmam gerekiyor, ne yapıyorum. Ondan sonra inkar ve tereddütler akla bakıyor veya aklı bunlarla tasavvur bloke ediyor. İnkar veya tereddütlerle aklı bloke edebiliyor tasavvur. Aklın sıfatına benziyorlar. Nedir o inkarla tereddüt? Yani inkar ve tereddütleri akıl yapıyor. Devam ediyorum. Emirdağ 104. Zihniniz buraya bırakın. Herkes işini yapsın. Boşa burada yapsın. Zihin mi yapıyor, akıl mı yapıyor abi ya? Yani ya aklı da yatıyor vehim, tasavvur. Fakat netice itibariyle sonuç akıldan çıkıyor. Ya aklın içinde bir inkar şeyi var, tereddüt var. Ondan sonra veya tasavvurun içerisinde vehim dediğin gibi o yapınca malzemeyi şeye veriyor, akla veriyor. Ama sonuç itibariyle hüküm akıl veriyor. İnkar veya tereddüt. Tereddütte kalıyor. Emirdağ 104 ve ulema-i ilmi kelamın binler cilt kitapları akla ve mantığa istinaden telif edilip yalnız o marifet imaniyenin burhanlı ve aklı bir yolunu göstermişler. Mantık, burhan, aklın sıfatları çalışıyor. Mantık tereddübü aklından kaldırıyor, akıldan uzaklaşıyor. Evet. Mantık ve burhan aklı çalıştırma malzemeleri. Burhan. Burhanla delil, mantık. Hücce. O şeyi bir atıp yapalım. Delil, hücce, burhan. Burhan. Evet. Delil, tahayyül ve tasavvur. Emirdağ 135 ve bazıların düştüğü akıbeti düşünmek derdiyle aklı maaşı dünyaya çalışan akıl. Aklı maaşı sarsan hadiseler karşısında titremeyiniz. Şimdi öyle. Aklı maaş var. Aklı maat var. Aklı maat kendisiyle ve ahirette Allah ile meşgul olan akıl. Aklı maaş, maaş var ya vezne memuru gibi. Hemen basıyor düğmeye, parayı alıyor. Peşinci. Şimdi 9 tane Risale-i Nur'da akıl çeşitlerini bulabildim. 9 çeşit. Nedir o? Aklı baliğ. Baliğ. Aklı beşer, aklı evvel, aklı faal, aklı külli, aklı maat, aklı maaş, aklı mesmu, rüşt yani, aklı selim. 9 tane akıl. Bir daha, aklı baliğ. Yani karşıyı değiştirebilme, mayalama özelliğine sahip. Sinir rüşt, sinir buluğ gibi.
Mesela çocuk yapabilme yaşı seni bulu. Ama rüşt... Ya, akıl yani aslında, aklın bali olması. Aklın bali olması. Yani. He? Cesetle ilgili değil aslında. Değil. De örnek veriyorum bu alt seviyeden. Nasıl ki böyle hani çocuk yapabilme yaşı var. Bir de karşıyı mayalayıp, iksirleyip değiştirme özelliğine sahipsin. Üstadın o tabir kullanıyor. İksir ve mayalama. Aklı iksirleyip kalbi mayalıyor. Yani sütü mayalar gibi değiştiriyor. Ama maya kalbe ait. İksir aklı iksirliyor. İşte bazılarının aklı, yani ki peygamberler, varisleri ve bu sahada yürüyen felemsal kişilerin akılları böyle. Aklı beşer var. Aklı insan değil ya. Aklı evvel var. Aklı faal var. Külli var. Maat var. Maaş var. Mesmu. Rüşt akıl. Aklı selim var. Bunlar da külliyattan şey topladığım akıl çeşitleri. Emirdağ 1, 194. Risale'den okuyorum arkadaşlar. Biliyor musun? Risale'de geçen akıllarla alakalı cümleler okuyor. Şimdi onların her birisi diyor. Emirdağ 1, 194. Onların her birisi pek az bir zaman sonra sana muvakkaten verdikleri azap yerinde 1000 derece fazla baki azaplara ve maddi ve manevi cehennemlere maruz kalacaklar. Senin intikamın 1000 defa ziyade onlardan alınır. Bir kısmı aklı varsa, dünyada da kaldıkça geberinceye kadar. Geberinceyi renkli yazdım. Vicdan azabı ve idam-ı ebedi korkusuyla işkence çekecekler. Yani bak ustad geberinceye kadar diyor. Bakın tabirini kullanıyor, görüyor musun? Böyle bedihi kafirleri şey yapıyor. Bedihi net olmuş kafirleri gebermeyi söylüyor. Ama bazılar diyor ya böyle çok acayip. Kraldan daha kralcı oluyorlar böyle. Cibali Baba gibi böyle. Gavurcuklarıma bu topu niye atıyorsunuz diye Fatih'in topunu geri atar gibi. Şefkatiyle ustad geberme diyor. Değil mi? Geberinceye kadar diyor. Şimdi okuyorum. Neyi anladık? Beşer bile değil abi ya. Değil. Beşer ölüyor. Kurban olsun da bunlar. Evet. Beşer ölüyor. Beşer ölüyor. Bu geberme diyor. Geberme diyor. Yani domuza da denmiyor. Nasıl bir sıfat? Bu bir sıfat yani. Hayvana diyebiliyorum. He? Yenmeyen hayvan oluyor, böyle geberiyor, yenmez. Bunlar oluyor. Ona diyorlar diyor. Çok acayip ya. Çok garip. Yani geberinceye kadar diyor. Hiçbir şeyinden istifade edilmemiş gibi sanki. Geberme sıfatı. Hiçbir şeyinden istifade edilmemiş. Hep zulmetmiş. Çok garip ya. Geberme tabirini niçin fazla durdum anladınız mı? Beşer de değil. Çok bir garip mahluk. Aşağılığın aşağılısı da değil yani geberme, ustad gibi bir zattan çıkması. İdam-ı ebedi, akılla akılda, maddi cehennem bizim bildiğimiz maddi alanlar, manevi cehennem ise ademi haleti ruhiyeler. İdam-ı ebedi, sözler 142'de, ahirete inanmayan, ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısıdır diyor. Tamam mı? Ölüm. Bak, ahirete inanmayan. Mesela böyle tipler var ya, böyle çok gariptir ya, modellerden size bahsedeyim. Allah'a inanıyor, ahiret inanmıyor. Allah'a inanıyor, hükümlerine inanmıyor. Ne tuhaflar ya.
Şimdi devam edeyim. Haps-i ebedi. Ne demek haps-i ebedi? Ona bir cümle şey yapmışım. Ahireti tasdik eden fakat sefahat ve dalaleti gidenlere bir haps-i ebedi. Cehennem diyor. Ustadın Risale'deki şey. Haps-i ebedi ne demek? Ahireti tasdik ediyor. Fakat sefahatı bırakmamış. Bunlara haps-i ebedi. İdam ebedi ne peki nedir? Haps-i ebedi ile hep sorarsanız. Haps-i ebedi ile 142 sözlerde. Haps-i ebedi ile idam ebedi ne farkı var? İdam ebedi inkarcılar için kullanılıyor. Cehennemin cehennemi olan Adem'e düşer. Yani haps-i ebedi ahireti tasdik ediyor. Fakat İnanın. Eyleminde yok. Etmiyor. İdam ebedi ise inkar ediyor. Haps-i ebedi de inkar yok. Eylem yok. İdam ebedi ise inkar var. Bu tabirleri hafız sen iyi kavraman lazım. Bazen derse gel. Toparla, zorla. Gerçi zor üstten geçiyor senin dersin ama sana çok lazım. Çünkü gideceğim memlekete lazım. Bu sözlerde 142. İdam ebedi ile haps ebedi değil mi tabir? Haps ebedi inkar etmiyor. Allah ahiret kabul ediyor ama din hayatında böyle bir şey yok. İdam ebedi ise inkar var. Allah ve ahiret inkar ediyor. Nereye gidiyor? O cehenneme gitmiyor. İdam ebedi Adem'e gidiyor. Haps ebedi cehenneme gidiyor. Onun bir üstü. Bunu ders aldığın yerde de cehennemin cehennemi Adem alemleri olduğunu desen de zor inanırlar. Çünkü bilinen memleket cehennem ve cennet. O kadar. Bunun dibi de var. Ya haps ebedi cehenneme, İdam ebedi daha dip. Cehennemde taş ne diyorlar şirket, taş olan şirketleri oluyor ya. Adem'e çalışıyor. Bak bir daha. Haps ebedi, idam ebedi. Sikki-i tasdiki gaybi 248. Ya aklını başından çıkar at, hayvan ol. Yahut da aklını başına alarak ne ol diyor? İnsan ol. İnsan olmanın alametini görüyor musun? İnsanı insan eden aklı başında olma ile o nispetle olur. Aklı başında değilse insanı vasıflar inkişaf etmiyor. Aklı başında olmak demek, aklı yapana aklı bağlamak manasına gelen vahyi bağlılığın nispetindedir. Aklı başında değilse aklın sıfatları aklı yönetir. Allah muhafaza. Cehennemini oluşturur dünyada. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Dünyada cehennemi oluşturur. Var ya buhran bunalım. Allah size tattırmasın, bildirmesin de ben yaşadım be kardeşim bunu. Vallahi yaşadım yani. Nasıl biliyor musun? Size ifade ettiğimi söyleyeyim. Nasıl bir şey olduğunu Zübeyir. Allah'a yalan söylenir mi? Tabi Allah biliyor. Şöyle derdi. Ya Rabbi bir şey de yok da dünyada hiçbir şey olmasa hiçbir şey ver. Yeter ki şu halet olmasın. Ve piyasaya çıktığım zaman Rabbim biliyor. Arabadır, arabadır, makamdır, eştir, açtır, biçtir. Hiç ama hep böyle sorarım. Ondan kalmış şu anda bende. Böyle şu mesela kaliteli Mercedes de veya şu bu arabada biliyorum ama içi cehennem. Ya adam içinde ama neler yaşıyor. Hep böyle diyorum. Birisi sorduğu zaman mesela bazı akrabalarım oluyor. Arabada biliyor, gençtir. Diyor ki, ya şu araba bak diyor, öndeki arabaya bak diyor. O markası size gitmez diyor. Olur mu abi? Şöyle dayı diyor. Dedim abi baksana, dayı diyor Mercedes diyor. Mercedes'in üzerindeki yazı görmüyorsun ki. Fani. Fani Mercedes.
Yani bu laf olsun diye demiyorum. Oradan kalmış bende. Hiç alakadar etmiyor beni parası, makamı, arabası. Mutlu mu kardeşim, huzurlu mu? O. Buna nasıl vardım? Bunu ilimle, tefekkürle olmuyor. Ben bunu yaşadım. Yaşadım. Çok acayip süreçlerden Cenab-ı Hak eleklerden geçirdi. Yoksa bu derste böyle ele kalmaz. Korkunç böyle içsel cehennemleri yaşadım ya. Cehennem belki de cennet olur. Ustad da diyor da kendisinde de var. Dert benim, deva Kur'an'ındır diyor. Peki niye böyle oluyor diye sordum. Asıl imam olduğu için bunları yaşattıracak ki bu yaşayan zatın Kur'an'dan böyle bir talebi olsun da ders gelsin, bize de faydalı olsun. Resulullah'ta yaşamış Miraç bunun sonucu oldu değil mi? Tabii. Mesela çocuğunu kaybedenler neyle teselli bulacak? Allah Resulü de çocuğunu kaybetti. Açlıkla çekenler Allah Resulü taş bağlar. Ya hapisteyim, işkenceydim. Usta da bak. Örnek yani. Ağustayım. Eyüp Aleyhisselam'a bak. Zulme uğradım, bilmem ne yapıldı bir sürü. Yani insanı olgunlaştıran, yapılandıran servetle sihat değildir. Mesela bir şey söyleyeyim size bu manada. Petrol alıyorum dün. Dersten şey dedim ya. Hastalardan, kanser hastalar, acıması çok ağır olan hastaları ziyarete gittim. Dün oydu komple günü. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Bu Arnavutköy yolunda bir tane böyle petrol var. Türkiye'nin, devletin petrolü. O devamlı oradan aldığım için bir şeyimiz oldu. Biraz da tena, fazla araba gitmiyor. Tanıdık. O amca hoş geldin dedi. Genç. Hoş bulduk. Nasılsın dedim. Sürünüyoruz dedi. Değil mi? Anlattım değil mi size sofrada? Hadi. Sürünüyoruz dedi. Etkilendim de geldim ben bunları da nakledim. Allah Allah dedim. Farkındasın demek sürün diyor. Bak bastığın ayak var ya toprak. O bile böyle demiyor dedi. Eziliyoruz demiyor dedi. O da ilk defa görüyor sanki asfalta bakıyor. Ondan sonra dedim ya ne diyeyim. Bak şimdi çok hoşuma da benim de hoşuma gitti. Sürünüyoruz dedi. Değil mi? Ama Allah diyor ki melekler diyor ki ya Rab bunları niye yaratacaksın? Ondan sonra melekler diyor ki bu kan dökecek, fitne çıkartacak. Bu adamları mı yaratacaksın? Allah diyor ki onlara, he ne dedi diyor. Allah diyor ki dedim bak sürünüyoruz diye ne söylüyor. Ben halife yaratacağım. Allah seni halife yapmış, sen de sürünüyoruz diyor. Ya burada bir tane bir çelişki, bir tezat var. Ya bizde var dedi. Ya sen halifeymişsin ama sen diyorsun ki sürünüyor. Lan halife sürünür mü ya? Sen bir padişah, bir eli yağda, bir eli bağda. Dedim ki, Yavuz var ya Yavuz. Mehdi'ymiş, siyasi Mehdi'lerdendir Yavuz. Hilafeti getirdi Türkiye'ye ya. Demiş ki, bütün o saltanatın debdebe döneminde, şey diyor, bütün dünya benim olduğu halde niye gitmez gam kederim? Şeylerin alimlerine soruyor. Dedim gam ve keder de varmış adamda ama sürünüyoruz demedi de. Senin gibi ifade etti. Alimlerine demiş ki niçin gitmez gam kederim? Ne dediler dedi o alimler. O kadar acayip ki tamamen bıraktı şey. Çünkü aradığı bir şeyi bulmak için o alimlerden bir tanesi demiş ki gam turabiyle yoğrulmuş bir bedendir de onda. Gam turabi yani gam olan toprakla yapılmış bir beden libası giydi. Bu libas sende var oldukça bu sıfatlar sende olacak. Aslında bunları şey için anlattım. İnsanı olgunlaştıran yoğruluş, hamuru, ekmek yapan fırındır. Fırın. Yani ateş. Ateş olgunlaştırır. Ateş adamı olgunlaştırır. Fakirlikle
yani yoksullukla bir de hastalık bu sistemi aktif ediyor. Bu esastır. Hiç hasta olmayana siyahı anlatamazsın. Hastalığı anlatamazsın demedim, dikkat edin. Siyahı anlatamazsın, siyahta olduğu için. O psikoloji dersleri ne olduğunu bana sorur, bizim yaptığımız o dersleri. Zaten o Türkiye'nin meşhur bir profesörü var. Hasan kardeş dedi. Rüştü abi varken o zaman Rüştü abi gelmişti. Ya bu psikoloji dersleri diyor. Bizim diyor böyle şey deniliyor diyor. Benim de ilgimi çekiyor diyor. Yani dimağ, kalp falan o endeksi. Ya bunlar dedi. Ben işime iyiyim ha dedi. Ona göre cevap ver. Ya bu yaşanmadan olmaz ha dedi bu. Abi hep yaşadım ben de. Ha bu ustad daha beter yaşamış. İki yerde söylüyor ve ondan sonra geçiyor. Dinim intihara müsaade etseydi bugün Said toprak olmuştu diyor. Dinim intihara müsaade etmemiş yani. Etseydi. Demek ki bu aletlere kadar girdi. Niye yapıyor diye söyledim, bir daha söylüyorum. Hasta olacaksın ki talebin olsun. Hasta olmayana talebi olmaz. Ya. Dedim ki ne haber? Dün gittim hastalara. Ya nasılsın, iyi misin? Vay eşek kafam. Bu kadar derslere davet ettin. Hiçbirisin. Ben bunu demedim yani. Hiç gelemedim, gelmedim dedi. Hep işim var, işim var. Evet, evet. Hiçbir işim yok şimdi dedi. Ama nasıl geleceğim şimdi? Yataktan tuvalete gidemiyorum. Gidebiliyorsan şimdi git. Buradan kalkıyorum, 2,5 saat veriyorum. İçeri geri derse gidiyorum. Hem de herhangi birisi davet etmiş. Yani benim meşgul olduğum dershane değil. Buradan gidiyorum. 2,5 saat, 2,5 saatte geliyorum. 5 saat. Bir saatte ders yapıyorum. Yarım saat veya 1 saatte soru cevap alıyorum. Şimdi gittim, gittim. Bir daha gidemeyeceğim. Biliyorum. Bak. Şimdiki bak tuvalete bile gidemiyor şimdi. Kardeşim. Hastalığınızı da kıymetini bil. Hasta olmayana siyahat anlatamaz. Aklı başında ne demekti? Aklı serbest bölgesine ne kadar hakimse, aklı o kadar hakimdir, aklı başındadır. Onu da ne ile yapar diyor? Akıl vahye bağlılığı nispetini yapar. Sikki Tasdiki Gaybi 256, Mektubat 409 sayfasında ikisinin, ha burası okunmuş. Atlıyorum orayı. Sikki Tasdiki Gaybi 261. Gördünüz mü? O vakit kalbe şöyle geldi ki de o mutahayyir akla. Şuraya bak. Mutahayyir demek hayrette kalmak, şaşırmak. Akla ait bir sıfatmış. Aaa! Tarikatta bu en yüksek makam nedir biliyor musun tarikat? Hayret makamıdır. Hayy! Subhanallah! Akıl hüccetlerle çalışıyor. Hüccet bulamayınca hayrette kalıyor. Ama ortada nefsül emirde ciddi bir hakikat var. Şimdi hakikati görüyor şu. Şu yaprakları görüyor. Burhan dedik şimdi hüccet dedik abi. Yani onu da kullanıyor. Akıl hem delil hem Burhan hem hüccetle de çalışıyor. Evet. Mesela hüccet-il İslam İmam-ı Gazali. Hüccet demek bir delil ispat manasında değil. En az 300 binden ziyade hadisi, ananesiyle, ravisiyle, metniyle ezberinde olana hüccet deniliyor. Hüccet-il İslam İmam-ı Gazali. Hüccet lügat manası değil yani. Lügat manasını da barındırıyor ama o. Yani ne ile çalışıyor? Kaynakla çalışıyor diye söyledim. İmam-ı Gazali, Hüccet-ül İslam İmam-ı Gazali. 100 bin hadis bilene hafız denilir. Hafız Kur'an ezberleyene sonradan da ek denmiş. Hafız. Hüccet kimdir? 300 bin ve ziyadesiyle hadisi ezber bilene.
300 bin neymiş? Ahmet bin Hanbel ne kadar biliyordu abiler? 1 milyon. Nasıl bir kafa? Ne bileyim öyle bir kafa işte. Şimdi bunu adam kafayı kaldırıyor. Bunları bildiğim için söylüyorum, tutamıyorum. Ahmet bin Hanbel de, İmam Azam da, ben niye uyumak zorundayım? Tuvaleti nasıl yapacağını bilmeyen adam bunu söylüyor. Tarihi bilmiyor. Akıl yok ya, akıl yok. Olsa? Olsa ne demez? Ya 1 milyon hadisi, metni demiyorum, ravisi, ananesini bilecek. Bunu kim kim, an filan. Nerede, ne zaman, kime, ne için söylemiş bu? Onlar da bilecek, ondan sonra o metni söyleyecek, bir hadis bileceksin. İşte niçin söyledim? Akıl, yani Burhan'ın dışında hüccetlerle çalışıyor. Hüccet, kaynakla çalışıyor. Vahiy ile çalışıyor. Yani mutahirakla de, mesela Allah Allah, Resulallah, hayret, aklın tefekkürden sonraki bir şeydir. Hayret makamı. Risale-i Nur'un mesleği. Tefekkür mesleği ya. Tefekkür. Ziyade tefekkür. He, yani ziyadeli he, daha ileriz böyle. Ama nasıl biliyor musun? Akılla karşılaşmak. Akıl aciz kaldı ya. Divan-ı Harbi Örfi 10. Bu hükümet zamanı istibdada akla hüsmet ederdi. Şimdi de hayata adavet ediyor. Şimdi her dönemin bir hükmü var ya. Eskide akla hüsmet ediyorlardı. Şimdi de hayata. Yani ne demek? Şu akla hüsmet niye düşünüyorsun? Şimdi ise niye yaşıyorsun? Devam edeyim. Hüsmet ve istibdat akla adavet manasına geliyor. Bir daha hüsmet ve istibdat akla adavet manasına geliyor. İstibdat hakikaten akla adavet ediyor. İstibdat var ya istibdat. Zorlama. Zor, yani tahakküm altına almak. Cebir varsa. Sen istibdat. Ne demek biliyor musunuz böyle? Ya ne tahakküm ediyorsun kardeşim ya? Ne makamını kullanıyorsun? Paranı, servetini, ilmini, yaşlılığını, hocanı, abilerini kullanıp tahakküm ediyorsun. Tahakküm demek, akla husumet yapmaktır. İstibdat onun için berbattır. Böyle düşüneceksin, böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. Bu kadar düşünce. Karşı tarafın aklına husumet mi oluyor? Karşıya aklına hüsmet ediyor, düşmanlık yapıyor aklına. Düşünme. Benim dediğim gibi düşüneceksin. Akla hüsmet, aklı şey yapmıyor. Ama o hüsmet demek ortak alanı kullandığımız gibi anlaşılmasınız. Dershanedeyiz, evdeyiz. Evde herkes çamaşırını pat diye atsa ortaya. İçtiği kahveyi bıraksa bir kenara, içtiği yerde bıraksa burada koydun. Böyle bir şey olur mu? O demiyoruz. O zaman orada değil yani bu söylenilen. O ortak tarafta kardeşim yapma. Bu hüsmet değil. Hani bunu eylemsel değil. Ortaksa ortak sahamızı beraber koyuyoruz. Yani aklı melekelerine niye böyle düşünüyorsun? Niye düşünüyorsun? Mesela bir misal vereyim. Düz oku. Kur'an'da okuyor. Yan Sarı'nın sonu okursa mealini biliyorsun. Adamlar 350 bin tefsir yapmış ya. Harflerin sıfatıyla mana çıkartmış. Hem de sahabelerden ya. Nun harfinden adam kitap yazmış. Bir alim çıkıp da dememiş ya sen ne yapıyorsun ya. Kur'an'a dememiş ya. Bu akla hüsmettir. Aklı tek tip kabul etmektir. O konfeksiyonda olur tek tip. Ve askeriyede. Oldu bu bot. Böyle giyeceğiz. Bu elbise uzun geldi. Olsun gelmeyecek. Giydim. Olsun ne yaparsa gel çekilsin. Diktireceğim. Öyle diktirme yok. Olacak işte. Anladın mı? Akla husumeti anlıyor musunuz eylemsel? Böyle düşüneceksin. Tamam. Ne anladın? Sus.
konuşma, konuşma, anladığın gibi olsun, sende kalsın o. Çoğalmaz. Ya Kur'an'da yok ya. Kur'an'a ne diyor biliyor musun Kur'an'a? Size apaçık bir kitaptır diyor. Kur'an değil mi hale? Ama peygambersiz olsa anlaşılmaz bir kitaptır diyor. Şey, kağıttan ibaret. İslamiyet'e istidat demişler ya. Ama bu böyle zevatlar çıktığı zaman karşında da bu cevabı alırsın. Akla hüsmet ediyorsunuz, istibdat ediyorsunuz. Niye ilmin dışarıya çıkmasına, ilmin üzerindeki battaniyelerin kalkmasına müsaade etmiyorsun? Ne zaman istibdatlar medreselere, tekkelere, eğitim yerleri girdi, Gazalileri, Rabbanileri çıkartamıyoruz. Muhyiddin Arabileri çıkartamıyoruz. Tek tip bir şey çıkmış, sanki Kore yani. İlim adamlarını çıkartan yetiştiremiyoruz. İnanın bana, içim kan ağlıyor. İlim adamı yetiştiremiyoruz. Acayip acayip de bakıyor ha. Din düşmanına böyle bakmaz. Hain. Bir muarıza böyle davranmaz. Oo, belki nurcu olur diye. Acayip iltifatlar, simitler, çaylar buyurun. Sen gidince hain. Acayip. Yani bu yetiştiremiyoruz. İlim adamı yetişmez ki. İlim adamı yetişmez. Akla hüsmet yapılıyor. Akla hüsmet bu demek yani. Yani sanki Kur'an'ı ve herhangi bir alemin kitabı senin anladığın mertebe. Ya bırak eklensin. Ben bir şey anladımsa salayım bunu. Sen böyle anla değil. Bunu da kullan da daha üste çık. Kafama bas çık. Bas kafama ya. Böyle anlama sen. Bu zaten anlaşıldı. Bu seviyede kalma. Ben böyle anladım. Sen şimdi malzeme yap. Daha üstüne anla. İlim adamı böyle çıkıyor. Zaman da şerh ediyor sanki değil mi? Zaman da bunu şerh ediyor. Şu an sanki... Öyle atıyor ki seni zaman sahile, seni nehirden dışarı atıyor. O hareketliliğinde atıp gidiyorsun, silinip gidiyorsun. Hiçbir katkın olmadan hizmete, hiçbir ilim sahasına katkın olmadan ya gitmişsin işte. Hiçbir katkın yok. Mesela misal vereyim. Hulusi abinin katkısına bakın. Cilt cilt böyle dosyaları var. Hulusi abinin. Benim 52 cilti var. Elazığlı Hulusi abi. Mehmet Feyzi abinin sözleri. Zübeyir abinin şeyleri. Yani bak katkı yapmış gitmiş. Lugat yapan Usta abi. Filist yapan o. İndeks yapan o. Niye bakıyorsun? Yani niye fazla durdun? Eski hükümet akla hüsmet ederdi. Şimdi hayata hüsmet ediyor. Niye düşünüyorsun? Akla hüsmettir. Şimdi niye yaşıyorsun? Yani acayip bir şey. Demek ki bir daha hüsmet ve istibdat akla adavet manasına geliyor. İstibdat ne kadar zor. Hakikaten akla adavet ediyor. Yani istibdat sahibi niye aklını çalıştırıyorsun diye akla hüsmet ediyorlar. Düşünebiliyor musun? Niye aklın çalışıyor ya? Niye öyle farklı anladın ya? İstibdat dediğimiz ve istediğimiz gibi olacaksın demektir. İstibdat dediğimiz ve istediğimiz gibi olacaksın. Ama şu olsa yanlıştır. Dibaceler yaparlar. Şer ve izah ederler. Büyük zatların ayet değil, hadis de değil. Büyük zatların kitapları var böyle. Şöyle çerçeve altına alınmış. Onun dışında kenarına şerh ederler. Hem de şerhin de şerhi var biliyor musunuz? Biraz kitap karıştırmışsanız, biraz mürekkep yalamışsanız, metin, alimin metini, birisi gelmiş şerh yapmış, ondan sonra gelen zatlar o şerhi bile anlamamışlar. Metnini değil, şerhi bile anlamamışlar, o şerhi de şerh etmişler. Ben 3 tane şerhi okudum. Üstad bir gösterdi. Talikatta falan da üstad zaten şerh yazmış. Üstad yapmış. Mantıktaki eserin şerhini yapmış. Yapmış. Şerh yapmış üstadı. Bir de şimdi Nur Talebi o ustadın şerhini şerh yapıyor. Mesela karşıdaki THY'de var. Yani malum. Kardeşi uğraşıyor Allah razı olsun. Ustad şerh ettiği kitap var. Talikat. Ustadın o şerhini şerh yapanlar var. Çalışıyorlar. Anladın mı?
Ama Allah nasip edecek daha. Samim olacaksın ki biraz şeyin olsun. Divan-ı Harbi Örfi 28. Fakat o hatam medrese ilmiyle dünya malını isteyenlerin yanlışlarını göstermekle hayır ol. Aklımı feda ettim, hürriyetimi terk etmedim. O şefkatli sultana boyun eğmedim. Şahsı menfaatımı terk ettim. Mesela ustad niye hapsattılar biliyor musun? İhsan-ı Şane'yi reddettiği için. İhsan-ı Şane nedir? Padişah bir kese altın verir, torba. Kaç tane varsa içinde. Onu kabul etmemiş. Ne demek bu? Ha? Rüşvet mi veriyorsunuz demiş. Yani şey demiş. Bu demiş yani beni bununla mı alacaksın ben? Nasıl padişahın şeyiniz? O zaman deli olması lazım. O ne dedi bakayım? Ne anlamışız? Hürriyeti şahsi menfaatına takip edenlerden gidiyor. Bak bir daha. Hürriyeti şahsi menfaatini takip edenlerde gidiyor. Şahsını değil, umumi menfaatini menfaatini istemek hem aklı başında olmanın hem de hür olmanın alametiymiş. Mesela çok iyi biliyorsun ki ben bunu alsam yapsam hürriyetin gidecek. İstibdadı kabul edeceksin. Dayatmalarını kabul edeceksin. Mesela ben diyor bir ekmek parçası verecek kuru diyor. Ama onun istediği zamanda istediği şekilde dua etmek zorlamasındansa aç olurum yamalı elbise giyer. Mesela veriyor biraz. Sen kardeş dua et ha. Bak bunu dua et ha. Annemin adı da bu babamın da çocuk şu anda falan. İsimleri de diziyor. Ondan sonra bak bunu da gönderdik ha. Aynen. Şaka değil mi? Aynen. Ben hiç anlattığım misaller hiç uçuk değil. Hep yaşadıklarımı söylüyorum. Diyor ki niye şer ve izah ediyorsun? Ne diyeyim? Niye ilim yapıyorsun? Niye üzerine çekirdeğin üstünü toprak döküp de ağaç oluyor? İstibdat. Elhamdülillah. Ama zaman onu şerh ediyor. Duman ediyor seni. Atıyor kenara. Hiçbir katkın olmadan, bir Müslümana faydan olmadan çekip gidiyorsun. Kendine kalmıyorsun. Sen sana kalmıyorsun. Kendine bile zor. Kendine bile zor vallahi. Allah aşkına ya. Hulusi abinin şöyle kaç tane cilt şeyi toplaması var dosyası bilmiyorum ben ama bende iki tane var böyle. Ne acayip şeyler yapmış. Hem de külliyatta da geçiyor şerleri. Barla'da çok geçen. Ama ustattan sonra yaptığı şerler var. Külliyatta tabi girmez. Ustat onaylamamış. Ama kader hakkında kelimeleri sormuşlar abiye. Mekanı cennet olsun, şefaatine mazhar edilsin. Amin. Ondan sonra kader hakkında mesela mastarla mistarı sormuşlar. Şunun bunun ne kadar şeyler var. Bak bak meyve bırakmış gitmiş. Sen hala uğraş. Divan-ı Harbi Örfi 54. Kuvveti aklın imdadına ve hissiyatı efkarın arkasına gönderiniz. Görüyor musun? Ne demek? Hissiyatlarla efkarlar kuvvet bulup idame eder. Bir daha arkadaşlar. Hissiyatlarla efkarlar kuvvet bulup idame ederler. Meziyetlerini, kuvvetlerini aklın imdadına verilirse akla galip olur. Çünkü gözle görülür. Aklımızla bedahetle biliyoruz ki aletidir bakın. İstikametli olmanın alameti de kainattaki icraatlarını sahibi hakikilerine vermesiyle görünür bilinir. Aklın istikameti nedir? Kainatta sanini görme nispetindedir. Aklın istikameti bu. Alameti bu. Ben Risale-i Nur'a tabiyim, ben efendim Kur'an'a tabiyim, istikametliyim. Alameti nedir? Kainattan, sanattan, sanatkarını, yani saniyene verebildiğin kadar. Alamet o, kendinde göreceksin. Efkar için ne dersiniz abi, efkar? Fikir, yollar. Aklın yoludur, yöntemdir. Ama yol derken yürünen bir şey değil.
projedir, proje. Fikir projedir yani. Eskilerin, ustadın tabiriyle yoldur. Yol ne demek? Yani böyle arabaların, caddelerin gittiği değil. O en düşük manası, sureti. Fikrin de sureti var. Yoldur. Ne demek? Hakikati nedir? Şey, kanuniyeti. Proje, proje. Hangi fikirle geldi? Akıl bunun üstünde artık. Tabii işleyecek. Muhakemat 14. Alimi hayvana türdür biniyeyi istiab eden bir katre suya aklın hürdebiniyle temaşa ediniz. Ne demek? Hani var ya böyle Kur'an deseydi ben o üstünü hatırlamayabilirsiniz. Kur'an böyle bedi bir yola giriyor. Aklı güya çalıştırmak için aklı da zorlayacak misal vermez. Mesela dese ki Kur'an şu gözle gözükmeyen, şu gözükmeyen tırnağın arasındaki milyonlarca mikropla şöyle düşün. Lan bu zaten gözükmüyor. Yani aklı anlamadığı bir şeyi anlamak için anlamayacağım bir misal vermek. Ne anlamışız? Aklın bir sıfatı da hürdebinlikle bakmak. Yani ne demek? Mikropluk yapmaktır. Yani zahirde görülmeyeni, gözükmeyeni ortaya koymak. Mikroskopluk. Öyle mi diyor? Ha, mikroskopluk. Yanlış yazmış. Tamam. Kopluk yapma. Yani gözükmeyeni, aklın bir sıfatı neymiş? Görünür hale kılma. Müşahede etmek bu oluyor değil mi abi? Görünmeyeni. Daha sonra o müşahede. Daha ilerisi o. Daha ilerisi. Evet. Muhakemat 18. Biraz gidelim, biraz böyle biraz evet. Sıkıntımız oldu ya. Hani fazla durmadan, zaten duracak şey dedi. Bir yani bedi olan, Risale'deki olan, çok sorulan ama bana bize de tevafuk etti. Sorulan şeyler mesela, akla hüsmet neydi diye çok sorarlar, çok yazı geliyor. Çok yazı geliyor. Akla hüsmet ve hayat hüsmet, yani akla hüsmet olur mu? İşte bu. İstibdat ve tahakküm akla hüsmettir. Mahkemat 18, kalbin sektesini ve cevheri nurani olan aklın sekeratını ilan etmek demektir. Akıl cevheri nuranidir. Nurani bir cevherdir akıl. Bunun ölümünün bir şeklini üst tarafta şöyle diyor. Akıl nasıl ölür? Kezalik, hakaiki mahsa ve mücerredat-ı sifeden olan maneviyatta maddiyunun hükümlerine müracaat ve fikriyatiyle istişare etmekmiş. Yani ne anladık? İşi erbabına, ehline danışmamakla latife-i rabbaniye denilen kalbin sektesini, iki, cevher-i nurani olan aklın sekeratını ilan etmek demektir. Demek, aklın alameti her şeyi ehline müracaat etmek, danışmak ve istişare etmektir. Akıllı olmanın alameti, bilmediğim bir şeyi ilk önce bilmiyorum deyip ehline müracaat etmek, ehliyle danışmak, istişare etmek. Hep bu hani aklı tanımak için çeşitli şey ya, enfusi, zahirisini, batınısı, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti, sureti. Aklın her çeşidi tanımak için bunları da hep aldım. Bu akıl tabii şey, akıl değil sanki. Böyle insandaki cihaz olan akıl gibi değil de aklı nurani deyince daha böyle farklı yani. Arkalısı. Cevher nurani dedi yani. Evet. Yani da akıldan daha şey yaratmadım dedi öyle bir... Evet, hadisi kutsi var. Akıldan daha kutsi bir cevher yaratmadım. Yani o bizim aslında ki bizdeki cihazdan bahsetmiyor sanki. Yani o... Yok, bu tezahüründen bahsediyor. Nasıl anlarız bir insanda akıl var mı? Yani aklı başında mı? Bilmediğini bilirse, bilmediğini bilmenin alameti de nedir? İş ehline sorar, istişare eder, danışır. Akıllı olduğu anlaşılır. Yani o kadar öyle cevher olan, kıymetli olan şey tarafı nasıl, ne ki acaba? Yani nurani bir cevher olması, aklı öyle akıl... Kelamına muhatap olacak seviyeye çıktı diyor ya. Yani kelaba muhatabiyet tarafı mıdır akıl? Evet. Esas cevher tarafı o.
yani sözlerde diyor ya, kelamına muhatap etti. Muhatap olan o noktada akıl değil mi? Evet, muhataptır. Ama peki bunlar nedir? Tezahürü, aklın alameti yani. Akıl başında mı? Onun için bırakmadım diyor. Ya tamam da okuduk da hep enfus. Fiil de nedir ya? Bilmiyorsan, bilmediğini bileceksin. Ehline danışacaksın. İstişare edeceksin. Aklın başında olduğunu alameti. Biraz önce ne dedim? Başka bir şeklini söyledim. Akla husumet ne demektir? Hayata husumet ne demektir? Adam akla husumet ediyor. Çalışmayacak akıl diyor. Çalıştırmayacaksın. Neyse o. Akla husumet. Mahkemat, yani bunları biz okumasak, bilmesek nereden bileceğiz bunu? İlle enfusi manası cevher itibariyle değil Osman da. Tezahür etsin surette. Surette akıl bunlarmış. Mahkemat 20. Hem de hakiki olan akliyatları ile mevhum ve mümevveh olan şu hikmet. Mevhum ne demek? Aslı olmayan, gerçek dışı, hayal ürünü asılsızmış. Lügatını veriyorum. Mevhum bu. Vehimle alakalı. Mümevveh ne demek? Vehmi, hayali, sahte görünüşüyle alakalıymış. Şimdi konuşuyoruz. Ne dedi? Bir tanesi tasavvur, bir tanesi de tahayyülle alakalıymış. Şimdiki hikmet tahayyül ve tasavvura bina edilmiş, akla çıkmamış. Akıl zannediyorum. Şu andaki hikmet var ya, tahayyül ve tasavvuru konuşuyor, akıl zannetmiş. Akla çıktığını zannediyor. Oysa aklın sıfatları ile hikmetini bina etmiş. Aklı çıktığının alameti o aklı aklın ustasına bağlamasıyla olacaktı. Aklın ustasına, sahibine aklı bağlamazsan aklı gibi görünürken aklın sıfatlarıyla alakadar olabilmiş. Yani zeka da öyle. Dikkat ederseniz ehli dünya hep zekayı pompalamış. Zeki insan, dahi insan. Öyle değil mi? Hep bunu pompalamış medya. Dahi, zeki. Hatta ne adam ya, ne ezberlemiş. Ezberlemiş. Devamlı pompalamış. Aklın hep sıfatları. Aklın ustasına, sahibini aklı bağlamasan aklı gibi görünürken aklın sıfatlarıyla alakadar o olabilmiş. Mesela zeka, deha gibi aklın sıfatlarını akıl zannetmiş. Ne oldu, ne çocuk ya, ne zeki ya. Akıllı değil ki. Zeki. Deha. Acayip bir hafıza var. Okuduğunu ezberliyor. Ne akıllı ya. Değil işte. Mahkemat 35. 5. asırdan 12. asra kadar ben mazi ile tabir edir. Bundan sonra malumdur ki, yani burada gelecek arkadaşlar, kaçıncı asırdayız şimdi? 14. 5. asır ile 12. asra kadar ben mazi derim diyor usta. Bundan sonra malumdur ki insanda ne olacak? Müddebiri galip ya akıl veya basardır. Tabiri diğerle ya efkar veya hissiyattır. Yani veyahut ya haktır veya kuvvettir. Gene anlamadım. Veyahut ya muyulat-ı kalbiyedir veya temayulat-ı akliyedir. Gene anlamadım. Veyahut ya heva veya hudadır. Metin devam okuyorum. Hiç üşenmeden yazdım. Metni okuyorum. Buna binaen görüyoruz ki ebnai mazinin bir derece safi olan ahlak ve halis olan hissiyatları galebe çalarak gayri münevver olan efkarlarını istihdam ederek
şahsiyet ve ihtilaf meydanı aldım. Fakat ebnai müstakbelin bir derece münevver olan efkarı, heves ve şehvetle müzlim olan hissiyatlarına galebe ederek emrine musahhar eylediğinden hukuku umumiyenin hüküm ferma olacağı muhakkak oldu. İslamiyet bir derece tecelli etti. İnsaniyet bir derece tecelli etti. Beşaret veriyor ki asıl insaniyeti kübra olan İslamiyet semai müstakbelde ve Asya'nın cinani üzerinde bulutsuz güneş gibi pertev evşan olacaktır. Şimdi bunlar ne anladık? O kadar güzel bir bereketli bir yerler ki bu. Bakayım ne çıkartacak bizimle alakalı konuda. Arkadaşlar, insanda müddebiri galip şuymuş. İnsanda hakim olan ya şu ya akıldır ya gözdür. İnsan ya düşündüğüyle görür veya gördüğünü düşünür. Ya aklıyla hareket eder yani ya da gözüyle. Başka ya efkar veya hissiyattır. Yani ya projesi vardır, yolu vardır, yolu vardır, yöntemi. Hani dersin başında bir ısırmak için üç tip modelden bahsettim, ifrat, tefrit, vasat. Neydi o? Sırf dışarıyı esas alıyor. Esas alıyor. Ne derler diye giyiniyor. Ne derler diye yaşıyor. Bedeni putlaştırmış. Kilosuyla devamlı meşgul. Ne derler? Ruhum ne der? Yani 29. sözden söyledim bunu. Ruh hesabına beden kavileşmiş. Bu bir bu var. Bu ifrat. İfrat etmiş. Tefriti nedir? Hiç bundan alakasız, kendi hissiyatıyla hareket ediyor. Böyle. Bu da deli cinsinden bir şeydir. İçsel doğuşlarıyla hareket ediyor. Vasatı nedir? Vahiyin hakikatiyle kitap, sünnet, icma, kıyasın temsilcisi olan asıl imamlarına göre yaşıyor. Bu vasattır. Şimdi buna göre bir de bakın. Bu asıl insanı, her asıl insanı ya aklıyla hareket ediyor, ya gözüyle. Ya aklı göz olmuş veya gözü aklı olmuş. İki. Efkar ve hissiyat. Ya projesi vardır. Ya işte coşmalarla hareket ediyor. İşte evde daha çok. Yani kadınlarda bu daha şey. Devamlı onun için değişkendirler. Fıtratları bu ya. Onun için bir sağlam bir otoriteye ihtiyacı var kadının. Yani sert erkeğini sevmez gibi gözükse bile böyle yaslanacağı böyle benim koltuk gibi olmaması lazım. Böyle esnememesi lazım. Böyle. Bakın ya sert adamdır. Sevmeyi gibi tepkiler yapar ama aslında içten sağlam bir yerde güven hisseder. İnsanlar ya aklıyla hareket eder dedim. Ya gözüyle, ya projesiyle, ya içten doğbalarla, hissiyatıyla veya ya haktır hareket sebebi veya kuvvettir aylar gibi veya ya hikmettir veya hükümettir. Yani ya hikmetle hareket eder ya da hükümetin böyle koyduğu şeylerle onlarla dini imanı olur. Ya muylat-ı kalbiyedir veya temayülat-ı akliyedir. Ya hevadır veya hudadır. İnsan hareket eden hareket sebebi, zembereğin sebebi. Çok bereketli paragraf ya. Bakayım başka ne çıkacak. Mazi ise bir derece safi olan ne vardı orada? 12. asra, 5. asırdan 12. asra kadar şu vardı. Ahlak ve halis olan hissiyatları galebe çalarak gayri münevver efkarlarını istihdam etmek. Yani o zaman ahlak ve halis olan hissiyatları galibiydi. Çünkü çocuk sokağa bıraksanız çocuk mükemmel olurdu. Terbiyeli olurdu. Sokak yetiştiriyordu. Şahsiyet ve ihtilafat meydan aldı şimdi. Şahsiyetçilik ve ihtilafın zemini neymiş? Bir daha. Şahsiyetçilik ve ihtilafın zemini.
insanın ahlakından ve hissiyatından galip olmasından ne şinema buluyor? Bir daha abiler, bu çok önemli. Bak dikkatini çekin. Şahsiyetçilik, falan şeyh, falan abi, falan tarikat, falan cemaat çok ısrar ediyor. Oysa bunlar hep basitaydı. Nurculuktan, tarikatçılısından, Ahmedi'nden, Mehmedi'nden her şeyin vasıtaydı. Nereye? İmana ve Kur'an'a, İslam'a. Ama ne yapmış? Şahsiyetçilik. Bir de ihtilaf. Nereden çıkıyor? Bir, insanın ahlakında. Birincisi bu. Kendi ahlakında, mizacında. Bu çok önemli, ahlak. Şöyle bir şey diyeyim mi size? Beni düşündüren bir şey. Ya kardeşim Risale senelerce okuyor. Ahlakından zerre kadar taviz vermiyor. Ama iyi ders alıyor veya iyi biliyor. Gene bağnaz, geçimsiz, itici. Böyle bir tip yani. Dedim ya, beni meşgul eden neydi biliyor musun? Risale-i Nur bunu terbiye etmemiş miydi ya? Oysa şualarda diyor ya, Risale-i Nur sizi terbiye etmiyor mu diye sakın şüphelendirmesin diyor. O niye olmadı diye söylüyorum yani. Ben kendi tespitim böyledir demem haşa. Bütün derslerimde öyle. Kafa kaldırdım her şeyde anladım. Niye onu terbiye etmemiş? Çünkü terbiye olmaya kendini açmamış. Bloke etmiş. Ne demek o bloke etmek? Kendi bilgisine kanaat et. Anladığın kendisine yeteceğini zannetmiş. Bilgi sonuç zannetmiş. Yaşamadıkça eşeğin üzerine kütüphane yüklersin taşır ya, alim olamayacağını. Bir daha söylüyorum, bu kadarı dua. Ahlakı niye düzelmiyor? Mutlaka herkesin bir cevabı var. Bir sürü şeyler ama ben veciz bu makamda söylüyorum. Bir, kendi ağır ahlakının düzelmesine kapı açmamış. Bırakmamış Risale-i Nur'a kendisini. İki, hissiyatların galip olmasından, demek ki şahsiyetçilik ve ihtilaf. Bir insan evde niye ihtilaf çıkarır ikide bir? Kadın veya erkek. Gel buraya hizmete. Niye dershanede böyle veya hizmette? Niye ihtilaf çıkartır? Gel siyasete, devlete. Niye böyle şahsiyetçilik, ben merkezli ve devamlı ihtilafı pompalıyor? Niye pişer görür? Birincisi onun ahlakından. İkincisi hissiyatların galip olmasından, galip etmesinden oluyor. Bu kadar veciz cümle. Ahlak ağır kardeşim. Niye ağır? Bu kadar okuduğu aldı. Hani rastlarsınız ya size, ailelerinize gittiğiniz zaman sorarlar. Ya oğlum, kardeşim, bu adam da falan ama zerre kadar ahlakında bir değişiklik yok. O bildi, ilim sahibi olmadı. Kendisinin değişmesine müsaade etmedi. Hangi tiplerdir diye merak ettim. Ahlak güzel. İnatçılar değişmezler. İnatçılar değişemezler. Mümkün değil. İnat eder. İnatın ifrat tarafı. Değişemez. Demek ki insanın ahlakından şahsiyetçilik ve ihtilaf çıkıyor. İki, hissiyatıyla hareket ediyor. Fakat 12. asırdan sonra avamda değil havas tabakasında ne varmış? Münevver olan efkarların heves ve şehvetle müzdim olan hissiyatlarına galebe ederek emrine musahhar eylediğinden hukuku umumiyenin hüküm ferma olacağı muhakkak oldu. Ne demek diye okuyacağım. Yani ne demek? Şahsi hukuka nispeten umumu hukuk galebe olacak iken şahsi hukuk yerine umumu hukuk galip olsaydı olması lazım. Mesela bana bunu niye dedi? Umumu hukuk olduğu için. Bir şahsi hukuk var. Bir de umumu hukuk. Şahsi hukukla umumu hukuk çatışırsa şahsi hukuk nazara alınmaz. Ama Hasan abi şey olursa ne olacak?
umumi hukuk var ama sen hissiyatını karıştırıyorsun. Evet. Ondan sonra diyorsun ki umumi hukukla hareket ediyor. Ama şahsi var. Şahsi hissiyatını. Onu seni daha zorlaştırdım senin sorunu da. Kendi hissiyatını zannediyor ki umumi hukukla hareket ediyor. Bak şimdi mesela diyelim ki ben böyle bir makama geldim. Hissiyatımla hareket ediyorum belli. Ama ben belli değil. Ben umumu hizmeti koruyorum zannediyorum. Oysa haset ediyor. Mesela ben şöyle bir şey, uygulamalı bir örnek vereyim. Yani iş karışıyor. Çok öyle hani umumi deyince çözülmüyor aslında. Çözülmüyor da. Yani ne var hadi ya Allah bismillah diyorsun da ortalık gene karışıyor. Karışıyor. Ne diyor umumi? Ya hizmete kanaat etmek, hizmetin sahibi zannetmemek kendini. Bazılar var ya kraldan daha kralcı. Hizmeti koruyorum deyip duman ediyor. Hizmetin tek yegane sahibi zannediyor kendisi. Ondan oluyor. Ya bu niye böyle yapıyor diye ben kendim bir söylüyorum. Çok yaşadım 78'den beri, 80'den beri bu park buradayım. Tecrübemden istifade ettim. Niye böyle oluyor? Hizmetin yegane sahibi sanki kendisini mecbur hissediyor böyle. Bir örnek vereyim bununla alakalı. Gençtim. Birisine sormadan, izin almadan odasına girilemez. Allah Resulü'nün tabiriyle annenin odasına bile, eşinin odasına bile izin almadan giremezsin iken. Ama sonuç, sonuç ihtilafa, istibdada, şahısçılığın öne çıkması. Yani cemaatin huzursuzluğuna vesile olmuş mu? Oluyor. Şimdi ben biraz da ne anladık diye şey yapayım. Şahsi hukuk, umumi hukuk, kardeşim kendi mesleğine muhabbetle devam et. Gayrin durumu seni alakadar etmiyorsa artık sen umumi hukuk. Sen çok iyi biliyorsun ki birisi sana dese ki bu konuda yanlış yapıyorsun. Ey Allah razı olsun ya, iyi ki söyledin ya, bilmiyordum deyip böyle davranır mısın? Zor. Doğru bile söylesen. Sen de adın gibi bil ki başka bir meşrep ve başka bir kişi de senin söyleyeceğin doğrular da böyle olacak. Onun için sen yaşa. Eğer bu umum hukuk, onu ikaz edeceğim diye böyle bir vazifen yok. Fitne oluyor. Faydadan ziyade zarar oluyor. Ama gördüm bir yanlışı, isim vermeden hizmetle alakalı doğrusunu söyle. Bir insanda şahsiyetçilik, şahsi hukuk yerine umumu hukuk ne nispetle galip olursa, o nispetle insani tecelli ediyor. Yoksa beşeriyette kalıyor. Çok acayip tespit. Bir insan umumu hukukla hareket etme nispetinde insan oluyor. Şahsi hukukuyla hareket ettikçe umumi hukuku nazara almadan o kadar beşer oluyor. Beşer şer. Ve insanda insaniyeti kübra olan İslamiyet niye demiş? Umumi hukukla olursa şahsi manevi giriyorsun. Şahsi manevi büyük insandır. O zaman insaniyeti kübra oluyorsun. Bu çok önemli ya. Her şey için insaniyeti kübra ne demek? Umumi hukuka dahil olma nispetinde büyük insan oluyorsun. Bak insanda insaniyeti kübra olan, yani ben bunu okuyorum diye, bu en çok bende bu hastalık var ki bu alemime ilişti de yazdım. Yani size hitap eden değil, yani öyle düşünmeyin sakın. Ve insanda insaniyeti kübra olan İslamiyet güneş gibi zuhur edecektir. Müslim ne demek lugatı? Karanlıklı, korkutucu ve ürkütücü. Tamam şimdi. Heves ve şehvet. Şehvet cinsellik değil. Her şeyi aşırı istemek. İnsanların hissiyatları karanlıklı, korkutucu ve ürkütücü halini alır. Bakın umumi hukukla değil, kendi bilgisiyle hareket edince hissi ve hevesi, arkadaşlar ne olur? Psikolojik hastalıktan bahsediyorum. İnsanların hissiyatları, psikolojik hastalıklardan bahsediyorum. Çünkü karanlıklı olur hissiyat. Önünü göstermez. Hep siyah gösterir. Hiç müsbeti görmez. Kim bu? Bekbil. Sonra korkutucu
ürkütücü olur. Üç sıfat. Bir insanın hissiyatları onu karanlıklara, korkutucu ve ürkütücü hallere giriyorsa bir insan, dinliyor musunuz burayı? Bir insanın hissiyatları, ya bu akıldan çıktı, psikoloji dersi döndü. Bir insanın hissiyatları onu karanlıklara, korkutucu ve ürkütücü hallere sokuyorsa, o nispetle insanda heves ve şehvet hakim olmuş demektir. Alamet ya. Buralar işte psikoloji dersleri. Bu nasıl bir psikoloji ya? Bu nispetle de ben merkezli olunca nasıl anlarsın? O nispetle ben merkezli, şahıs hakimiyeti yaşantılar ortaya çıkar bu insanda. İnsanı karanlıklı ve ürkütücü hissiyatlara ve ahlakların ortaya çıkmasına sebeplerin en mühimlerinden şahsiyetçilik öne çıkarmak ve ihtilafların içinde bulunmak. Bak iki tane şey. Şahsiyetçiliği, cemaatini veya meşrebini öne çıkartmak, ısrar etmek. Bizim meşrep var ya, veya İslamiyet'in içerisinde bir sürü meslekler var, meşrepler değil. İslam içinde meslekler var. Mesleğin içinde meşrepler var. Meşrepler içinde de şahsiyetler var. Şimdi şöyle uygulayayım. İslamiyet içinde tarikat var, nurculuk var, Adıyaman var, Basra var. Ha bu meslek. Ama bir de mesleğin içinde gruplar var. Onlar şahsiyetini çıkarsa, umum hukuku koruyorum diye onu bunu tenkit etse, eleştiriyle meşgul olsa, böyle modeller çok yordu. Yani umum hukuk namına bütün hizmetini şey yapmış, tenkit üzerine kurmuş. İhtilafların içine bulunan, buna çare münevver olan efkarların heves ve şehvetle müzdim olan hissiyatlarına galip etmesiyle mümkün olacaktır. Bundan da beşeriyetten çıkıp insanlık makamına terakki ederek bunların da garaz ve husumet, muhulat-i tefevvüku tevlid eden hissiyat ve muhulat ve kuvvet hükmü ferma olur. Ha, insanda niye bunlara böyle oluyor? İnsanı buraya iten nedir? Bir, garaz. İki, hizmeti gösteriyor umumluk ama husumeti var. Arkası mesela diyelim ki karı koca veya iki Müslüman kavga etti. Ben diyorum ki bir dakika bırak şu vitrini geç. Vitrini geç. Gösterdiğini bırak. Arkayı söyle. Mesela evdeki kavgaların bir sebebi özel hayatların bitmesi. Biyolojik yap. Ama onu diyemiyor. Veya başka bir sebebini söyleyeyim psikoloji evde. Evde kavganın en büyük sebeplerinden bir tanesi kusurların gözükmesinin sebebi neymiş? Muhabbet eksikliği. Muhabbet kusurları görmez. Ha, şimdi bu umumi hukuku koruyacağım diye ihtilaf çıkarmak, husumet yapmanın sebebi birincisi şu, arkası, fitrinin arkası. Garaz, husumet, meyli tefevvuk, tevlid eden hissiyat, muyulat, kuvvet. Onunla kuvvet bulacağını, etman fazla olursa kuvvet bulacağım, zanni galibisiyle olur. En önemlisi bize bakan garaz, husumet, meyli tefevvuk. Meyli tefevvuk şu, emsallerine galebe etmek. Emsallerinden üstün olmak. Arkadaşlar bir tane de okuyayım keseyim. Değil mi? Şu sayfayı. Şu sayfayı okuyayım kesiyor. Muhakimat 65. Bu aslında aklın dışa vuruşlarıydı ama psikoloji tahliller vardı. Bu mesela evde psikoloji veya kendinde psikoloji varsa veya cemaatle sıkıntı çekiyorsan şu dersi, şu 10 dakikayı, şu 5 dakikayı geri al dinle. Nerede kaynak var? Ben dinleyeyim yani. Fakat eyyam-ı ilahi ile 500 sene bizim küreden uzak olmakla beraber mevcu mevkuf olan semaya temas etmek imkan akıldan hariç değildir. İmkan aklın sıfatında. Demek ki imkan neymiş?
aklın sıfatıymış. Başka okuyorum. Muhakemat 75 ve son yeri. Merak etmeyin, 11. sözde bu geçiyor. Seyircileri diyor, rahatsız ettiler gürültüleriyle. Hatırladınız mı? Aynı böyle geçiyor. İki grup var diyor. Ha, rahatsız ettiler diyor. Seyircileri. Cenab-ı Hakk'ın sanatını seyredenleri rahatsız ettiler diyor. O zaman hapse attı diyor. Hakim diyor. Hatırladınız mı? 11. söz müydü, 12 miydi? 12. söz. Şu okuduğu yerde, yani o mevzuda imkan akli vardır diyor. Aklen mümkündür mü? İmkan... O semaya temas etmek mümkündür mü? Diyor değil mi? He. İmkan akliden harç değildir. Yani imkanı akli vardır. Vardır. Semaya çıkmak. Evet. Neyse bilmiyorum. Yani semaya çıkmak. Mahkemat 75. Şey, burada imkan aklın sıfatı olduğunu çıkarabilir miyiz? Onu çıkar. İmkan. Aklın içerisini çalıştıran sebeplerde imkan. İmkanın içinde ne var? Vücut ile adem. Zıtlar var. Zıtlar mı? Evet. Zaten akla öyle bir tanımımız vardı. Değil mi? Zıtlar neydi? Böyle zıtla bir tanımımız vardı. Aklıma gelmedi. Yani zıtları arasında kıyas yapar mı? Evet, şey öyle. Yapan, vardı. Vardı, evet. Aklın öyle bir şeyi var, sıfatı var. Zıtlar. Tanımı da var yani. Aklın böyle, akla böyle bir tanım getirilmişti o zaman. Zıtları birbiriyle kıyas, şey, neyse, böyle bir güzel bir şey var. Muhakemat 75. Ehli zahiri hayse beyse vartalarına atanlardan birisi. Belki en birincisi, İmkanatı vukuata karıştırmak ve iltibas etmektir. Mesela diyorlar, böyle olsa kudret-i ilahiyede mümkündür. Hem ukulumuzca, aklımızca azametine daha ziyade delalet eder. Öyle ise bu vaki olmak gerektir. Heyhat, ey miskinler, nerede aklınız kainata mühendis olmaya liyakat göstermiştir? Mesleğinde de var ya, aklını kainata mühendis mi yarattı diye. Bu cüz'ü aklımız ile hüsnü külliyi ihata edemezsiniz. Evet, bir zira, yani ne demek? Dirseğinle orta parmak ucuna kadar uzun. Zira, dirseğin var ya, dirsek. Yalnız ona dikkat, şey, orta parmak var ya şu. Şunla bunun arasındaki mesafe zira. Ne demek? Evet, bir zira kadar bir burun altından olsa. Burun. Olsa. Yalnız ona dikkat edilse güzel gören bulunur. Ama altından. Burun çok çirkin ama çok büyük böyle. Ama altından. Altın olması çirkini güzelleştirmiyor. Hem de onları hayretli bırakan tevehümleridir ki imkan-ı zati yakin ilmiye münafidir. Ters, zıt, aykırı. O halde yakiniye olan ulum-u adiyede tereddüt ettiklerinden la edrileri yaklaşıyorlar. Bitti. Burada ne anladıksa onu okuyacağım, keseceğim. Metin bitti. Ehli zahir olmanın alametlerinden neymiş? Şöyle mi, böyle mi diye kararsızları vartaya atan imkanatı vukuat ile karıştırmaları, itibas etmeleri. Bak, bir daha. Şöyle mi, böyle mi diye kararsızları vartaya atan imkanatı vukuat ile karıştırmaları, imkanat var ya, imkanat. İltibas etmeleri. Aklın mümkün olanı olmuş, bak, aklen mümkün olanı olmuş realiteymiş gibi görüp gösterirler. Güya kainata akılları mühendis olarak yaratılmış gibi davranıyorlar. Kainatta hüsnü külli var. Bunu aklımız kabul eder ama ihata edemez.
Çünkü her bir şey kainatın bir cüzisi veya cüzü. Bütünlük içinde görmesi ancak ilim ile, kabullenmek ile olur. Akıl tek başına buna muvaffak olamayacağından vartalara, garip garip çukurlara, hapishanelere düşüyor ve giriyorlar. Aklın hapishaneleri. Vehmediyorlar. Yani imkan-ı zati yakin ilmiye münafidir. Yani ne demek? Yani zatında mümkün olan, olabilecek olanı olmuş gibi bilmesi öyle inananları, yani olmuş olabilirle olmuş gibi inananları, bunların da vehimlerinden böyle görüyor. Hayse beyse ne demek lugatı? Şöyle mi böyle mi diye kararsızlık. Vartaların lugatı ne demek? Uçurum, kurtuluşun zor olduğu yer, tehlike. Şimdi bu lugatı verdikten sonra anlayışımızı okuyoruz, kesiyor. Vahye bağlı olmayan hüsnü külliyi iata edemez. Yani kainattaki bütünlüğü ancak vahiy ile gözükür. Bütünlüğü iata edemeyince hüsnü külli bulanamaz. Kainatı külli ihata edemediği için de olayları ihatası kadar çözüyor, anlıyor. Niye böyle oluyor? Niye böyle gidiyor? Çözemez. Hüsnü külliyi göremeyince cüziyette kalan akıl her hadiseyi ve olayları niye böyle, niye şöyle diye zımı itirazlar başlıyor. Yani niye böyle oluyor? Niye böyle gidiyor? Allah Allah diyor. Anladık mı abi? Niye kainattaki itirazlar var ya? Niye savaşlar çıkıyor? Niye insan ölüyor? Niye kanser oluyor? Külli düşünemediğinden. He. Külli nereden bakıyor? Külli göremiyor. Yani bütünü göremeyince resmi bir tanesi. Bir tarafını görüyor. Mesela şu kalemi bile şu noktayı görse. Allah Allah. Şunu görse, bunu komple göremezse. Allah Allah, bu mavi niye böyle ya? Bütünlük içinde gayet de bir alamettir. Yani bu niye beyaz diye göremiyorsun, gömleğine takarsın diye koymuş. Hatta bütünlük içinde bir güzellikmiş yani. Hüsnü külli diyor. Çok da güzel ama tek başına çirkinlik. Hem kesin ilim ile bilinen hakkında vukuatı imkanat koyarak, mesela ilmen buymuş iken imkanata kaydırıyor. Olabilir. Lan bu olabilir biliyor musun? Olmuş yani bu. Olabilirlerle meşgul oluyorlar. Hele hissiyatları oynak olan, en çok daha çok kadınlarda. Bir de meşguliyeti olmayan, hayatta gaye edilmemiş, kendisinden daha değerli bir hedefi olmayanlar, olmuşları vakalarla değil, olabilirlerle hep devamlı meşgul oluyorlar. Devamlı ne yaparsa bak. Böyle, hep böyle. Olamaz mı? Acaba? Tamam. Onun da o hale niye gelmiş? Kendisine daha basit şeylerle meşgul olmuş, vidolarla. Hele bedensel hastalıklarla. Her bir ağrıda ona ait bir video seyretmiş, o zannetmiş kendisini gibi. Meşgul oluyorlar. Bir de okuyayım bir daha. Burası çok önemli. Hem kesin ilim ile bilinen hakkında hukukat imkanata koyarak olabilirlerle meşgul oluyorlar. Gide gide her şeye şüpheyle bakmaya başlıyorlar. Hatta kendi varlıklarından da şüphe etmeye kadar gidiyorlar. Çünkü mevcuda kanaat etmeyip imkanat-ı zatıyla hareket etmelerinin cezasıdır bu. Zatında mümkündür ama değil, olmamış işte. Mesela diyelim ki Mehmet kardeş, her şey imkanattandır. Her karakter var. Bu şu anda mevcudunu yok sayıp imkanattan bir şahsiyetini kabul ediyoruz. Öyle davranıyor. Bu tasavvurlarındaki vehmin çok aktif olmasından oluyor. Niye böyle oluyor? Dimağda, serbest bölgede tasavvur var ya, o çok aktif. Tasavvur. Tasavvurun içinde ne var? Bilgi, malumat, zanlar, şüpheler, tereddütler, bunlar çok aktif. Bu çok aktif olunca
imkanatı zati, imkanı akli, akli zannetmiş. Onunla meşgul olur. Yani bu Allah muhafaza ya, bunların durumu çok kötü. Yani mesela diyor ki Yasin, buyur. Sen 5 sene önce düğünde sen akrabanı falancalar korudun. Ben orada kapıyı vermemiştim lan. Lan ne alakası var ya 5 sene? 5 sene. Sen, ben zaten anlamalıydım o zaman. Sen beni sevmediğini. İmkanı vehmi, imkanı akliyi vakaymış gibi göster. Hayal anlatmıyorum ha. Evet. Sen halana o yer verdin, indin, çekin. Ama ben geldiğim zaman yer yok dedi. Ben anlamalıydım o zaman beni sevmediğin. Kaç sene önce? Mazi geçmiş, üzerinde bir sürü fikir ve hissiyatlarla kapatılmış bir hadisi yeniden ortaya çıkarıp medar bahsetmek kimin işiymiş biliyor musun? Yeni tespit ettim. Şunun işi. İntikamcıların işi. Kinciler var, intikam. Yani arayıp şeytan, peki buna nasıl geldi diye sordum kendime. Bulduğumu söylüyorum ben. Güllem. Bu intikam almak için. Bunu kim yapıyor? Cin olduğu nettir. Cin sel olduğu nettir. Cinayet olduğu nettir. Bunlar halüsinasyon görüyorlar. Halüsinasyon görüyorlar. Bunlar cinler musallat olmuş. 7 sene durmuş bir şeyi, mama tabakasını aktif etmek, o çekirdeği sulayıp o pisliğin üstünü açmak olsa bile, o 7 sene, 15 sene, 20 sene önceki hadiseyi üstünü açıp kokutmak, onu sulamak, medar bahsetmek, adınız gibi bilin. Lütfen adınız gibi bilin. Bu cinlerin musallat, cinler girmiş demek. Ben bunu demem ha. Erva habise derdim. Daha ilerisi bu. Erva habise çok kısa istikbala ve geçmişte aktif olurlar. Yani dün bir saat önce şu anda böyle kendimi kötü hissediyorum herhalde kanserim gibi. Bu erva habisedir. Uzun müddet maziye geçip üzerini açmak cinlerin musallat olduğundan, onun için bedensel tezahürleri, bedensel mutlaka arıza vardır. Yemen'den Şam'a Belkis'in sarayını getiren cin getirebiliyorsa senin hücrende de zarar verebiliyor kardeşim. Tıp sonuca bakar, süreçte ilgilenmez. Sonucu tamir eder, o organı, o dokuyu tamir eder. Ama cine ve şeytana inanmayan tıp, inanmıyorsa o doktor, bu sonuçtan süreci seyredemez. Mesela şöyle misal vereyim, daha iyi anlarsınız. Eğer Risale-i Nur'un İttihad-ı İslam meselelerini alemine oturtmamış insan, sonuçtan süreci takip edemez. Mesela ben veya siz, İttihad-ı İslam olacak inşallah, sonuçtur. Onun sonuçtan şu anda süreci yapalım. Böyle gidiyor, böyle yapıyor, Türkiye şöyle nedir? İyi olacak inşallah. Neye göre söylüyorsun? Sonuçtan. Sonuçsuz süreci, süreçten sonuca gitmek bulamaz. Bir daha, sonuçsuz, yani vahiy sana bilgi vermemişse, sonuçsuz süreci takip etmek mümkün değil. Bulamaz. Ben sonucu söylüyorum. Sonuç cinli olursa budur, erva habisi olursa budur. Cin musallat olmuşsa 7 sene önceki, 20 sene önceki hadisenin üstünü o açtırıyor. Sonuçtan süreci yorumluyorum. Bu tıpta bulamazsın bunu. Sonuç bu. Peki erva habise olduğunu nasıl anlarız? Uzun müddet 5 sene şey geçemez. Yani tazedir yani erva habise. Mesela koronaya ait sıkıntı cinli değil. Korona ait videoları seyredip edip sen de üteşimden acaba oldu mu? Eğer
korona bitse, korona ait vehimler olmaz. Bu ervah hadisi. Ama bu hiç onunla alakası olmayan, hissiyat intikal etmesi mümkün olmayan bu tür şeyleri uyandırmak, cinnet, cinsel, cinayet bunlardan kaynaklanıyor. Teravih yöntemlerinde aynı mı yoksa farklı? Farklı. Mesela ervah habiseden kurtulmanın yolu terk etmektir. Terk. Cinlerden kurtulmanın yolu tecerrüttür. Birisi terk, birisi tecerrüttür. Uzun tabii o kadar. Ama çok kısa tabii. Anlıyor musun? Bu kadar yeter. Yani o kadar mühim şeyden şey yapıyor mu? Yani hakikaten 50 küsur yaşında. Ervah habiseden şeyde, fiiliyattaki terkler, cinlerde de onları aktif eden şeyler, kitap falan okumak. Yani şu, onlardan kurtulmanın yolu doğru insanlarla, doğru yerde, doğru iş yapmanın alameti olan bu. Tamam, herkes bunu söyledi. Ne yapacağım? Risale-i Nuh'u yazarak okumak. Yazarak tefekkür etmek. Sebebi şu, içinizde bir kor varsa, ateş gibi varsa, tanımlayamadığımız bir sıkıntı varsa, Kur'an okuyacağız. Eylemseldir. Dua namazı, teheccüd, evvabim vesaire kılacağız. Eylem, Kur'an okuyacağız. Takıntınız varsa, başka bir şey söylüyorum. İkide bir ona takılıyorsan, ya 5 sene önce bana koltukta yer göstermedin ya, yer yok dedi. Takıntı. Takıntı varsa, bu namaz kılarak, Kur'an okuyarak gitmez. Bir daha söylüyorum. İçinizdeki kor, yumruk gibi ateş varsa, bunu yaşayan kardeşiniz söylüyor. Öyle. Şahit oldum binlerce gibi. İçinizde kor varsa, doğru iş yapacaksın. Eylemle kurtul. Nedir? Kur'an veya ibadetlerle. Haramı terk edeceksin. Ama o anda sabah kalktın, kor var, risale oku. Kur'an oku. Kur'an oku. Hemen dua namazı vesaire. Eylemse. Yok, takıntı geliyorsa fena tarih. Öyleydi. İkide bir ona takılıyorsan hala takıntı, namaz kılarak ve Kur'an okuyarak geçmez. Geçmiyor olur. Risale-i Nur'u tefekkür, yani yazarak okumak. Bak, okumak, dinlemek geçmez. Kastamonu'da okumak, dinlemek, yazmak diyor ya. Yazmayı yazıcı kardeşlere bıraktık. Okumayı da okuyuculara bıraktık. Dinlemeyi de kanaat etmişiz. Okumayı da okuyuculara. Haftada bir gün böyle bir canlı yayına veya şeye girdik mi okuyup kanaat ettik. Sen kanaat et bakalım. Nasıl duman olacaksın? Üçü de olacak sende. Okurken dinliyorsun. Okuyup dinliyorsun ya. Yazacaksın kardeş. Yazmayı yazıcılara vermeyeceksin. Yazıcılarda da olsun, sende de olacak. Ha. Yazarak. O zaman tefekkürü bir şey oluyor ki bu takıntılardan kurtulursun. Kurtulamaz. Yani bunlara çözüm arayan bir kardeşinizin bu kadavici söylüyor. Tıpla bunun arasındaki farkı söylüyorum. Tıptaki doktorun eğer manevi eksenli, hekime azık değilse, yani cin ve şeytana inanmıyorsa, o doktor sonuçtan değil, süreçten çözüm yapar. Suyun mesela suyun sonucundan suyun tadına bakar. Oo, bir sürü element var. Ama başından baksaydı tamamen sadeydi. Oysa o su o madenlerden geçti. O topraktan geçti. O ağaçtan arsına geçti. Bu koku suyun zatından değil, geçtiği yerden eriterek aldı üzerine diyecekti. Yani başından suyu tahlil etmek, bir de sonuçtan suyu tahlil etmek, dağlar kadar fark vardır. Sonucu biliyorsan, süreci çok hakim olursun. Mesela Türkiye ne olacak? Alem İslam ne olacak? Tayyip ne olacak? Türkiye Cumhuriyeti ne olacak? Sonucu Üstad Sikri Tahsil Gaybiye'de Cemail-i Mutefika İslami olacak. İslam Birliği olmadan önce ilk önce Atses Cumhuriyeti olacak. Sonuçtan ha bu ya abi ama şey gözüküyor. Abi öyle bakma sureti. Nasıl bunu söyleyebiliyorsun? Sonuçtan süreci yorumluyorsun. Bak ne kadar kolay kurtuldun orada. Sonucu bilmeyip süreci
yorumlamaya çalışmak. O dedi, bu dedi, o açık oturum, o ne dedi, bu ne dedi, onun fikri nedir? İle meşgul olup ömrün biter. Örnek ver. Şimdi tıptan örnek vereceğim, bu siyasetten. Sonuç nedir? Kaşıntı. Sonuç nedir? Mide yanması. Kastet, bilmem ne, al sana kap. Oysa onun süreci ya sıkıntıdır, sıkıntında sebebi ya cinnidir, ya vehmidir. Veya ya bir sürü. Yani eğer cinni bilirsen, şeytanın da böyle tesiri, bedene hakim olma özelliği var, varlığını bilirsen, hüküm verirken, sonucu izlerken, süreci takip ederken, bunların da tesiri nazara alarak konuşuruz. Bunların da tesiri olduğunu unutma. Mesela öyle bir duman, ishal bile ederler. Hucuma uğrarsan bayılmak. Var ya böyle. Ele, beyinde atlama yapamıyor enerji. Enerji birikintisi oluyor, patlıyor. Ama bir tıpta bir şey diyorlar, bayılıyor. Tamam. Bayılmasın sebebi tıptaki adı hakikaten enerji atlaması vesairesi olmuyor. Ama esas onun cin olduğu. İblis, ifrit olduğu. Hennas kafaya olduğunu. Hennas buraya. 50 küsür ten sıfatı var. Hennas. Hennas. Melike Hennas geçiyor. Buraya. Yani bunlarla ben örnek verirken çarpıcı örnekler olsun diye değil, hayatımızda var olanları çözümlemeye de katkısı olsun diye söylüyorum. Göğsünüzde, içinizde tanımlayamadığınız sıkıntı varsa doğru yaşayıp Kur'an okumakla geçer. Takıntıların varsa Risale-i Nur'u yazarak, tefekkür ederek okumak. Yazarak da gider. Takıntın kopar. Bu hal insani ilişkilere zarar verdiği gibi kenti psikolojisine de zarar vererek dünyasını cehenneme çeviriyor. Aklın son şey mi? Aklı tasavvurlarına hakim olması nispetinde vehimleri fasata getiriyor. Vehimler bile işe yarıyor. O zaman insan müsbet manada yüksek, geniş ve derin düşünmeye vesile oluyor. Eğer insanda vehim, zan, bilgi, şüphe, tereddüt ve inkar bile tarafı olmasaydı insan yüksek, geniş, derin düşünemez. Bunlar tesadüfe yazılmamış. İnsan verilen emaneti kimler kabul edemedi? Gök, sema, zemin, dağlar. Bu o sıralama takip edildi. Yüksek, sema, geniş, okyanus, derin, dip, dağ. Yani insanın tasavvurundaki zan, şüphe, tereddüt ve şaşıracaksınız. Şüphe ve inkar gibi sistemleri çalışmazsa insan bu kadar yüksek, geniş, derin düşünemez. Şel gibi gözükürken hayra vesile oluyor. Vasatta kullanırsan bunu. Yöntemiyle. Nedir o? Aklı vahye bağlayacağız. Bugünlük bu kadar. Aksaklıklarla beraber, hele canlı yayındaki olan arkadaşlardan kusuruma bakmasınlar ama benim elimde olan bir şeyle değil. Koptukları için kusuruma bakmasınlar. Ne kadar istifade ettikse çok şükür. Cenab-ı Hak bu hakikatle haklanmayı marifetullah malzeme Cenab-ı Hak eylesin. Bu marifet o geçen bu hakikatleri iklime, marifet iklimimize inkılap ettirsin. Hak eylesin. Burada geçen o cinnet, cinsel, cinayet vesaire gibi o maziye geçip eşeli o kokuları aktif etmek, onları nazara çevirmeye vesile olan bizdeki, eşimizdeki, çocuklarımızdaki, akrabalarımızdaki bizi sıkıntıya sokacak yakınlarımız önümüze koyuyor ya, işte falan tarihte, falan şeyde böyle. Allah'ım onlara fırsat verme. Amin, amin. Ya Rabbi, eşimizi, çoluk çocuğumuzu ifritlerden, iblislerden, şeytanlardan, cinlerin her çeşitlerinden, danlarından, man, tam, ham, testlerinden ve her birlerinden bin tane var, 4000. Her çeşidinden, maddi ve manevilerinden hepimizi, çoluk çocuğumuzu, evlad-ı yamanımızı
hıfz-ı emin eylesin. Vâfir de vâhum enil hamdillâ rabbil âlemîn. El-Fatiha'tıma selâvâ. İhtina sırâta mustafa sırâtınız. Amin. Bakayım bir şey yazmış mısınız? Allah'a emanet. Allah sizden de razı olsun. Bir şey yazılmamış, tamam. Bir şey soran var mı abiler? Canlı yayında. Osman beni ikaz etti. Çok güzel. Abi sorduğun anda aniden cevap verilmiyor. Böyle bazen sisteme dönüp niye cevap vermiyorsunuz? Bilmediğim için. Onda, o konuda da özür dilerim. Öyle bir niye cevap vermiyorsunuz diye üzülüyorum. Panik doluyor. Ha, yani panik yapınca da bir iki bazen yanlış pozisyon hep takılmış oldu. Ha, tamam. Niye cevap vermiyor falan? Var mı sorusu olan?